Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coştu onda iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 25 Ekim 2022. Salı günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve öncelikle tabii ki Süper Lig'de dün oynanan karşılaşmaları değerlendireceğiz. Süper Lig'de 11. haftayı 2 maçla tamamladık. Günün maçında Hatay Spor'la Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçın henüz başında 31. saniyede Weghorst'a 1-0 öne geçti. Aslında çok iyi bir başlangıç siyah beyazlar adına. Devamı da gelebilirdi. Bir penaltı kazanıldı. VAR'dan dönüldü. Pozisyonlar var. Baskı var. Top Beşiktaş'ta ama bir türlü ikinci gol gelmedi Beşiktaş cephesinden ve ikinci yarıyla birlikte de oyunun yavaş yavaş düştüğünü gördük. Hatay Spor'da hiç panik yapmadan maç planında çok sadık kalarak karşılaşmayı oynadı. 50'de Zelu ise beraberliği yakaladı ve 90'da da Kaan Kanak oyuna sonradan giren oyuncu golü atıp Hatay Spor'u 3 puanı kazandırdı. Volkan Demirel yönetiminde 4. lig maçıydı bu Hatay Spor'un ve 3. galibiyetini elde ettiler. Bir tek geçen hafta Karagümrük karşısında farklı bir mağlubiyet gelmişti. Ama Sivas Alanya gibi ve Beşiktaş'ı da mağlup ederek üst üste 3 puan almayı başardılar. Beşiktaş için tabii işler pek yolunda gitmiyor. Valen İsmail artık iyiden iyiye sorgulanmaya başlandı. Son 6 maç sadece bir galibiyet. 11 hafta sonunda toplanan 19 puan var. Lider Fenerbahçe'nin bir maçı eksik 23 puanı var. Yani o maç eksiği giderildiği anda puan farkı büyük ihtimal 7'ye çıkacak. 3 maçlık bir fark olacak Beşiktaş'ta lider arasında. Bu durum tabii ki Beşiktaşları pek memnun etmiş değil. Puanla birlikte ikinci yarı düşen tempoda yine eleştiri konusu Beşiktaş cephesinden. Maç sonu açıklamalar var. Özellikle Weghorst'un açıklaması dikkat çekici. Hatta bir kısmının çevrilmediği yazılmış. O ilgi çekici bir dinleyicimiz gece bize mesaj atmış. Ben de oradan gördüm. O da oradaki sözleri de tam ne dedi Weghorst oyunla ilgili. Onları da değerlendireceğimizi söyleyelim. Günün diğer maçı Giresunspor'la Ankara Gücü küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşmaydı. Bu karşılaşmada da kazanan çıkmadı. Ankara Gücü 69'da Heze ile penaltıyla 1-0 öne geçti. 85'te de Riyad Bayiç Giresunspor'un tek sayısını kaydetti. İki takım da birer puan aldılar ama Hatay'ın galibiyetiyle birlikte bu iki takım da küme düşme hattında kaldı. Giresunspor 16. Ankara Gücü de 17. sırada yer alıyor. Ligin 18.si İstanbulspor Ankara Gücü ile aynı puanda. Dün orada da bir yol ayrımı vardı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. İstanbulspor'dan resmi açıklama geldi. Ona da güzel bir veda yapılmış. Hem antrenman tesislerinde hem sosyal medyadan güzel paylaşımlar vardı. Bu hafta da Fenerbahçe maçları var. Yeni teknik direktör konusunda da farklı adaylar konuşuluyor. Benim gördüğüm Fatih Tekke en sıcak aday İstanbulspor'un teknik direktörlüğü için. Dünkü maçları Süper Lig haricinde hızlı hızlı onları da söyleyeyim. Adana Spor 2, Gençler Birliği 1. Adana Spor'da da biliyorsunuz Önder Karaveli var. Bu maçta kazanmayı başardılar. Puanları 11, küme düşme hattının üzerinde yer alıyor. Gençler Birliği ise 9 maçta diyelim sadece 6 puan toplayabildi. Üst üste 3. maçında da mağlubiyette ayrıldı. Başkent temsilcisi işler bu sezon pek yolunda gitmiyor. Yeni Malatyaspor için de keza aynısı geçerli. Yeni Malatya'da 18. sırada 6 puanlı. Altay 8 puanı var. 16. Denizspor 2 puanı var. Son sırada küme düşme hattında bu takımlar var. Yani çok yakın zamanda Süper Lig'de izlediğimiz takımlar. Hatta 15. Erzurumspor, 14. Göztepe şu anda
küme düşme hattının oralardaki takımlar bu şekilde. Premier Lig'de West Ham United 2, Bournemouth 0 sonucu vardı. İspanya Liga'da Celta Vigo 1, Hetafe 1, Enes Ünal. Bu karşılaşmada frikikten çok güzel bir gol kaydetti ki bu sezon frikikten ikinci golü Nihat Kahveci'den sonra bunu başaran ilk Türk oyuncu olmayı başardı İspanya La Liga'da. Serie A'da Cremonese 0, Sampdoria 1, Sassuolo 2, Hellas Verona 1 sonucu vardı. Portekiz, Rusya, Fransa alt ligleri yine dün birçok karşılaşma oynandı. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...7.15 saatlerimiz Hatay Spor Beşiktaş maçıyla başlangıcı yapacağız. Siyah beyazlar adına iyi başlayıp sonu kötü biten aslında bu sezonun özeti durumlardan biriydi. Beşiktaşlar öne geçtiklerine pek sevinemiyorlar. Maçın henüz başında 31. saniyede Weghorst'la öne geçti siyah beyazlar. Sonrasında bir baskı kurdu, pozisyonlara girdi, penaltı kazandı, VAR'dan döndü Beşiktaş. Ama herkesin aklında acaba ikinci yarı biz bu skoru, bu oyunu koruyabilecek miyiz düşüncesi vardı eminim ki. Ve o korku aslında bir anlamda gerçek oldu. Henüz 50. dakikada, ikinci yarının başı diyebileceğimiz bir dakikada Zeluis'te Hatayspor golü buldu ki ikinci yarının başlangıcı da Hatayspor adına iyiydi. Daha fazla rakip kaleyi tehdit etmeye başladılar. Hemen birkaç şutla Ersin'i tehdit ettiler. Sonrasında da çok rahat bir şekilde golü de buldu Hatayspor. Sonrasında Beşiktaş'ın oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya çalıştığını gördük. Zaten Hatayspor oyunu geride kabul etti. Genelde çok fazla önde baskı yapmadı. Beşiktaş üzerine çekti. Beşiktaş da ortalarla pozisyon bulmaya çalıştı. Genel olarak özellikle soldan Enkudu tarafından. Akan oyunda toplam 31 orta yapmış Beşiktaş bu karşılaşmada ki Süper Lig'de bu sezonun en yüksek sayısı olmuş bu. Duran toplarla birlikte toplam orta sayısı 42 Beşiktaş'ta. Ama isabet oranına bakarsak %19 ve buradan da çok fazla bir şey çıkaramadılar. Hatayspor özellikle Burak Öksüz, stoperde Vranjes gerçekten iyi bir performans gösterdiler. Kalelerini o ilk golden sonra gole kapatmış oldular. Maçı da kazanmayı başardılar. Kaan Kanak hamlesi gelmişti Volkan Demirel'den sol öne. Sağ taraftan aslında o da bir duran top devamında golü bulmayı başardılar. Valen İsmail için tabii pek iyi bir gece olmadı Beşiktaşlar adına da. Protestolar, istifa sesleri, Sergen Yalçın tezahüratları, maç sonu otobüse binerken yine taraftarın protestosu olmuş kendisine. Son 6 maçta bir galibiyet Beşiktaş adına ve ikinci yarı düşen tempo ile birlikte iyiden iyiye sorgulanan bir Varen İsmail var. Ali abi sen neler dersin? Ben geniş bir özet yapmaya çalıştım ilk aklıma gelen. Senden de dinleyelim. Vallahi 3 aşağı 5 yukarı benim de söyleyeceklerim seninle aynı. Beşiktaş açısından tabii dünkü mağlubiyetle beraber pek fazla saha içi konuşulmaz. Son haftalardaki kötü gidiş, bir de üstüne böyle bir mağlubiyet, beklenmedik bir mağlubiyet. Bir de son dakikada gelmesi, işte senin söylediğin gibi ikinci yarıdaki kötü oyunla beraber. Burada futbol değil, büyük ihtimalle Valerian İsmail üzerinden gidecek. 3-4 gün izleriz Beşiktaş'ta. Zaten Beşiktaş'taki işte nasıl söyleyeyim, artık bardağa taşıran son damla olduğunu sosyal medyadan da görebiliyorsun. Hemen hemen herkes artık bu iş olmaz, Valerian istifa noktasına gelmiş durumda. O yüzden Valerian İsmail üzerinden okunacak. Hani Valerian İsmail yetersiz, gönderilsin diye şekillenecek bir 90 dakika oldu Beşiktaş açısından. Bundan sonraki gündem Valerian İsmail olur Beşiktaş'ta net şekilde. Peki sen ne düşünüyorsun? Daha erken diyordun geçen haftalarda konuştuğumuzda, ki geçen haftalarda da çok eleştirilen bir isimdi. Senin için de artık son nokta mıydı dünkü mağlubiyet? Valla pek mütevazı olmaya gerek yok. Yani Valerian İsmail ile ilgili hiçbir şey söylenmezken ben kafamdakilerin hepsini burada takır takır söyledim. Bazı soru işaretleri olduğunu oyunu okumakla alakalı olarak, hatta o zaman bana kızanlar olmuştu çünkü Beşiktaş bir şekilde maçları kazanıyordu.
Ama ben bazı sinyaller olduğunu burada dile getirmiştim. Beşiktaş, şöyle bir düşünürsen, Beşiktaş'ta eksik ne sence? İlk maçlara göre istek, fiziksel güç, pres, bunlar eksik. Onları söyleyebilirim bu maçta, yoksa top yine Beşiktaş'ı dayandaydı. Belki biraz Enkudu bağımlılığı diyebilirsin, çok fazla soldan oynaması, ama bu eksik olarak değerlendirilme tartışılır. Şampiyon olduğu sezonda ağırlıklı Gezal üzerinden oynanan bir oyun vardı. Öyle tek taraflı oynamak çok büyük problem değildi Beşiktaş adına. Herhalde temponun geriye gitmesi derim Beşiktaş adına. Tempo niye geriye gider? Fizik olarak düşersin ya da bir huzursuzluk vardır, isteksizlik vardır. İçinden gelmez. Teknik direktör için koşmak, mücadele etmek. Belki onunla alakalı, bilemiyorum. Çünkü oyuncular aşağı yukarı aynı, bir Dele Alli girdi. Hani Dele Alli Getson değişikliği diyebilirsin. Ama onun haricinde benzer kadro Beşiktaş'ta sahada. Belki Joseph'in sakatlıktan iyi dönememesi o tempoyu etkiledi. Getson'u yedek bırakması. Hani bunları aklıma gelen ilk şeyler bunlar. Şimdi sen sağ için söyledin. Ben de sağ dışına şöyle bir bakayım. Beşiktaş teknik direktörünü yeni bulmadı. Beşiktaş geçen seneden beri aynı teknik direktörle devam ediyor. Dolayısıyla rakiplerine göre, en azından Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre bir tık daha avantajı var. Bu teknik adam kadronun büyük bölümüyle çalıştı. Transfer sürecinde kulübün içindeydi. Transferlerle alakalı olarak bilgisi olmama ihtimali yok. Belki bazı oyuncular ilk tercihleri, bazıları değil, ama Ceyhun Kazancı'ya göre Beşiktaş genelde listesinde ilk sırada olan oyuncuları kadrosuna katmış. Yani Beşiktaş açısından teknik direktörün devamlılığı bir avantaj olması gerekirdi. Beşiktaş'ta yönetimle ilgili bir sıkıntı yok. Beşiktaş yönetimi yeni gelmedi. Beşiktaş yönetimi kriz yaşamıyor. Beşiktaş yönetiminde büyük bir çatlak yok. Dolayısıyla Galatasaray'la kıyaslarsan Beşiktaş'ın yönetim istikrarı bakımından da bir avantajı olması gerekir. Bunun yanında Beşiktaş futbol direktörüyle de yeni anlaşmadı. Yani bir Ceyhun Kazancı gelip bir dakika burada işler yolunda gitmiyor, ben şöyle bir buraya çeki düzen vereyim demedi. Beşiktaş belli bir plan program dahilinde gidiyor. Ceyhun Kazancı'nın sözlerinden, hareketlerinden bunu anlıyoruz. İşte Saiz transferinin bir yıla yakın süre içerisinde halledilmiş olması bunun önemli göstergesi bana göre. Bunun dışında Beşiktaş'ta medyaya yansıyan, ekonomik anlamda kulübü çok çok zorlayacak bir durum olmadığını görüyoruz. Hani Beşiktaş'ın ekonomisi iyi demiyorum da, öyle feda dönemi yaşamıyor Beşiktaş. Zaten yaptığı transferlerden belli. Ekonomik anlamda çok çok büyük bir sıkıntısı yok. Bunun dışında taraftarı bu sezon verebildiği kadar destek verdi takıma. Genelde iç saha maçlarını Beşiktaş dolu tribünlere oynuyor. Taraftarla arasında bir problem yok, bir sıkıntısı yok Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta zeminle alakalı bir sıkıntısı yok. Beşiktaş'ın zemini yenilendi. Geçen seneye göre daha iyi bir zeminde oynuyor. Dolayısıyla herhangi bir teknik direktörün oynatmak istediği oyunda ya bu stadın da zemini pek iyi değil diyebileceği herhangi bir bahanesi de yok. Beşiktaş transfer döneminde genelde çoğu kişinin takdir ettiği olumlu hamleler yaptı. Ceyhun Kazancı'nın az önce söylemiştim. Genelde 1 ve 2 nolu opsiyonları aldık dedi. Beşiktaş'ın herkesin gıpta ile baktığı bir 9 numarası var. Lige geçen sene geldikten sonra ciddi anlamda gol sayısına ulaşan etkili bir forvet oyuncusu var. O oyuncu bonservisiyle alındı, genç bir oyuncu. Aynı rotasyona Beşiktaş'ın önemli isimlerinden biri olmuş. Premier Lig'e transfer olmuş. Türkiye rekorunu kırmış. Evet, sakatlıklar yaşamış ama dönmüş bir oyuncusu var. Şu an takımda abi statüsünde diyebileceğin, hırslı, kazanmak isteyen, winner tarzda bir oyuncusu var Beşiktaş'ın, Cenk Tosun gibi. Yani Weghorst, Muleka, Cenk Tosun. Bu rotasyona kimsenin çok bir itirazı yok. Enkudu gibi bu sezon sürpriz yumurta diyebileceğin, genelde
hani kalitesini bildiğimiz ama istikrarıyla biraz problem olan, işte acaba ne zaman sakatlanacak denilen bir oyuncunun iyi yükselen bir performansı var. Hani sen az önce ne dedin? Şampiyon olduğu sezonda Gezal'le oynuyordu. Ama bu sene Enkudu üzerinden oynuyor. Bu da çok bir zaaf değil. Çünkü oyuncu iyi. Oradan gidiyor. Beşiktaş Premier Lig'de iyi işler yapan, Premier Lig'de belli bir saygınlığı olan bir kanat oyuncusu Redmond'u getirdi. Redmond her zaman için Premier Lig'de iyi yaklaşılan, saygı duyulan, kalitesi belli seviyede olan bir oyuncu. Belki bir top altı oyuncusu değil ama kendi oynadığı takımda iyi olarak nitelendirilen faydalı bir oyuncuyu getirdi kanat rotasyonuna. Merkezde geçen sene Gedson Fernandes transferini yaptı. Bu sezon onu kullanabiliyor. Gayet iyi bir oyuncu. Enkudu gibi artı bir sürpriz yumurtası daha var. Merkez orta sahada milli takım için konuşulan Salih Uçan takviyesi geldi. Savunmada yine Premier Lig'de saygı gören, belki yine Redmond gibi top altı seviyesinde olmayan ama iyi bir stoperi, tecrübeli bir stoperi uzun süre takip ederek getirdi, kadrosuna kattı. Tayyip Tahla gibi yine beklentilerin ötesinde performans veren bir stoperi kattı. 8 artı 3'te Türk kartını rahatlattı, genişletti, hocasının elini rahatlattı. Masuaku gibi Premier Lig'den bir sol bek getirdi. Ki onun da belli bir standartı var. Sağ beki zaten ligin iyi sağ beklerinden bir tanesi. Bunun dışında Dele Alli hani şu anki performansı çok eleştirilse de işte bir fırsat transferi olarak görüldü. Kadroya dahil edildi. Gezal Beşiktaş'taki sıkıntılardan biri oldu. Sakatlıklar yüzünden bu sezon işte 11 maç geride kaldı. Beşiktaş Gezel'den fazla faydalanamadı. Bunu bir hani şu ana kadar ta geçen sene Valerian İsmail'in gelmesinden beri çizdiğim tabloda Gezel'in yokluğu, eksikliği bir sıkıntı olarak görülebilir. Ama Beşiktaş zaman zaman sakatlıklar yaşasa da öyle çok çok büyük de bir kadro krizine girmedi. Yani eyvah bu kez nasıl olacak, savunmayı nasıl kuracak, merkez orta sahayı nasıl kuracak, forvette kim oynayacak denmedi. İşte bu hafta Weghorst sakat deniyordu. Adam iki gün takımla çalıştı, çıktı. Eski Weghorst gibi oynadı. Golünü de attı. Ne var Beşiktaş'ta sorun? Var mı senin böyle benim söylediklerime itiraz edebileceğin bir şey? Yok. Değil mi? Genel olarak böyle gözüküyor. Hani yani. Beşiktaş. Şimdi böyle bir gidişatta olan kulübün mevcut kadrosuyla daha iyi performans vermesi gerekebilir. Hatta vermesi gerekirdi. Çünkü tekrar söylüyorum yani şu söylediklerimi tekrar bir gözünüzün önüne getirin. Nedir sıkıntı? Sıkıntı nerede? Bu takım neden gereken performansı veremiyor? Ya da bu takım için hatta şunu da eklemek lazım. İşte Beşiktaş Avrupa'da da yok. Hani Beşiktaş sezonu erken açtım. Ondan sonra ben erken form tuttum. Şu an geldik böyle 11-12. Haftalara. Fiziksel olarak oyuncular çok yoruldu. Tempomuz düştü. Böyle bir bahanen var mı? Böyle bir bahanen de yok. Peki teknik adam zaten belli bir istikrarla geliyor. Teknik adamların günümüzde hep dile getiriyorum en çok istediği şey takımla beraber zaman geçirebilmek. Takımla beraber taktik antrenmanları yapabilmek. 3 günde bir maç oynayan takımlarda birer gün işte seyahati, dinlenmeyi, onu bunu maç fikstürünü düşündüğün zaman adamların takıma kendi taktik anlayışını anlatması çok kolay olmuyor. Ve teknik adamlar bundan ciddi anlamda şikayetçi. Avrupa'da böyle zaman zaman yeri geldiği zaman bunu dile getiriyorlar. Beşiktaş'ın öyle bir problemi de yok. Yani Beşiktaş bir maç yapıyor, ondan sonra 7 gün sonra oynuyor, 7-8 gün sonra oynuyor ya da 6 gün sonra oynuyor. Hani Beşiktaş'ta hiç öyle bir sıkıntı da yok. Çünkü zaten Avrupa'daki takım sayısı 4 olduğu için ve 4'ü de Perşembe günü oynadığı için Beşiktaş pazartesi de oynamıyor. Hani pazartesi, cuma öyle bir şey de yok. Hani nereden tutsan Beşiktaş'la ilgili söyleyebileceğin bir bahane ben pek göremiyorum. Hani zorlarsam aklıma gelen... Gezal. En çok zorlayabildiğim Gezal. Josef'in yaşadığı olay Ankara Gücü maçı sonrası. Josef'in sonrasındaki duygusal tepkileri. Tamam. O, duygusal hani, tepki dediğin de ama hani 3-5 hafta devam etmez oyuncu için. Yani devam etmek istemediğini söyledi Süper Lig'de. Ama sonra duygusal bir açıklama yaptım dedi.
hani vazgeçtim, pişman olduğumu bilmiyorum. Hani Türkiye'de devam etmek istiyorum hala. Hani aklıma böyle negatif bir şey arıyorsam ilk gelen bir oldu ama devamı yok bende de bu kadar. Hani ne kadar işte zorluyorsun. Zorluyorsun. Beşiktaş'la ilgili negatif ne söyleyebilirsin? E şimdi bu ortamda... Jesus'u söyleyebilirim bu arada. Negatif olarak yani Jesus'un Fenerbahçe'yle çok iyi bir sezon başlangıcı yapması Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın, hatta Trabzonspor'un pek işine gelmedi. Çünkü herkes onunla kıyaslanıyor. Bütün taraftarlar şu an Jesus gibi bir teknik direktörümüz olsa diyor neredeyse. Tamam ama bu Beşiktaş'ın dışında olan tabii, bir durum. Tabii aynen. Beşiktaş'ın içinde olan duruma bakmak lazım. Yani Beşiktaş'ın kendine yarattığı bir problem var mı? Onu düşündüğün zaman bende cevap Gezal oluyor. Sağ içine etkiliyor direkt olarak takımın lideri. Ama tekrar söylüyorum, hani Gezler'in olmadığı bir Beşiktaş'ta bu ligde %50'nin altında galibiyet yüzdesiyle devam edecek bir takım değil. Çok daha iyi olması lazım gene o galibiyet yüzdesinin. Peki böyle bir süreçte bir futbol takımı iyi bir kadro kurduktan sonra ve yeterli zamana sahip olduktan sonra beraber çalışmak için, antrenman yapmak için normal şartlarda daha iyi gitmesi lazım. Takımda belli bir gelişme görmen gerekir. Yani lige istediği gibi başlamayabilir. Transferlerin farklı zamanlarda gelmesi, oyuncuların farklı zamanlarda en üst form durumlarına ulaşması sebebiyle biraz tatil dönüşü dersin, o dersin, bu dersin, takım oturmadı dersin. Belli bir süre zaten hiç kimse ilk haftalarda çok yüksek perdeden eleştiri yapmaz. Ama artık Kasım ayına yaklaştığımız bu dönemde takımdan beklentin daha formun yükselmesi, biraz daha ortaya bir şey koyup bakın ben bu ligde ciddi anlamda şampiyonluk adayıyım ya da artık hedefin neyse, orta sıralarsa, Avrupa'ysa ya da düşme hattında yer alman beklenen bir ekip olsan dahi bu aralar bir dişini gösterirsin ligde. O kadar da kolay değil dersin, ben o kadar kolay düşmeyeceğim. Bir dakika bakın ben Avrupa'yı zorluyorum. Bunun gibi şeyler beklenir artık bu haftalarda. Hangi haftada bekleyeceğim? 11 maç geride kalmış. Haftada tek maç oynamışsın. Peki Beşiktaş'ta iyiye doğru bir gidiş var mı sezon başından beri? Şimdi o da yok. Peki bütün bu çizdiğim hikayede teknik direktörün rolü ne oluyor o zaman? Şimdi teknik adamın bir takım, bir de mesela şunu da söylemek lazım. Şu Galatasaray neyle uğraşıyor şu an? Hakemle. Beşiktaş'ın öyle bir derdi var mı? Yok, karar olarak yok. Genel olarak var. Hani geçen seneden kalan var. Bir şey var. Genel olarak hepsinin var. Ama Beşiktaş bu sezon hani Galatasaray gibi yangın yaptı mı ortalığı? Yok. Savaşta savaş. Geçen sene yaptı onu. Bu sene hiçbir şey yok. Bu ligi bitirtmeyiz dedi mi Beşiktaş? Öyle bir şey demedi. Hani geçen sene Fenerbahçe'de sıkıntılıydı. O da sıkıntılıydı, bu da sıkıntılıydı, Beşiktaş da sıkıntılıydı. Ama bu sene hani hakem kararları da Beşiktaş açısından öyle ne çok Beşiktaş'ın şikayet edeceği aleyhine giden bir durum yok. O da yok yani, Beşiktaş camiasının kavgalı olduğu bir durum da yok. Fenerbahçe'yle de kavgalı değil, Galatasaray'la da kavgalı değil, Trabzonspor'la da kavgalı değil. Kavgalı olduğu bir yer yok Beşiktaş'ın. Bir de bu var. Hani bunu da eklemek lazım. Çünkü aynı şeyleri Galatasaray için söylesek belki olumsuzluk anlamında ilk bunu söyleyeceğiz. Federasyonla olan şey diyeceğiz. Çatışma, MHK ile olan kavga diyeceğiz belki Galatasaray'ı tanımlarken. Şimdi Beşiktaş'ta o da yok. Peki bütün bu senaryoda teknik adam kendini acaba ne kadar sorumlu görüyor? Ya da teknik adamın bütün bu tabloya etkisi ne? Onu da düşünmek gerekiyor. Yani bir şeyleri değerlendirirken daha işte çok geniş bir resimden çizmeye çalıştım. Teknik adamı şimdi buraya nereye konumlayacağız? Mesela Valerian İsmail'in acaba onun sıkıntısı ne? Mesela onun tarafından bakıldığındaki en büyük problem ne? Oyuncuların sahada performans vermemesi, Beşiktaş formasının ağırlığını bilmemesi, sanki dün tamam. Bu minvalde açıklamaları peki, olmuş maç o sonra. O kimin görevi? Görev tanımı kimin? Çok güzel bir şey getirdi. Çünkü ben sana aynı soruyu soracaktım. Yani bu kimin görev tanımı içerisinde? Mesela bu benim sorumluluğum mu? Beşiktaşlı oyuncuların sahada görev bilinciyle hareket etmesi ve performanslarını yüksek tutması ki işte az önce tekrar söylüyorum. Yani geçen seneden aldık, buraya kadar getirdik.
Şimdi bu benim, senin ya da Ahmet Nur Çebi'nin sorumluluğu değil. Bu Beşiktaş'ın profesyonel olarak çalışan teknik direktörün sorumluluğunda. Şimdi teknik direktörün sorumluluğu olan bir noktada bazı oyuncuların işte Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlaması gerekir, ona göre mücadele etmesi gerekir demesi pek doğru kaçmıyor. Çünkü o hocanın, teknik adamın sorumluluğu. Bir oyuncu performans vermiyorsa ya da takım olarak performans vermiyorsa ya da takım istenilen anlamda performans vermiyorsa, o zaman gözler teknik direktöre çevriliyor. Ki Beşiktaş dün, hadi çıkayım sağ dışından, sağ içine geleyim. Beşiktaş dün 20 dakika fırtına gibiydi. Fırtına gibi oynadı Beşiktaş. Yani Hatayspor'un o 20 dakikaya dayanma ihtimali yoktu. Gol çok erken geldi, ayrı. Ama o 20 dakikadan Hatayspor'un ilk dakikada gol gelmese de 0-0'la çıkma ihtimali yoktu. Nitekim çıkamadı da. Hatta bir penaltı oldu işte, az önce sen söyledin. Offside gerekçesiyle verilmedi ki karar doğru. Orada herhangi bir itiraz da yok ama oradan çıkması mümkün değil de. Peki şimdi Valerian İsmail diyor ki oyuncular görev bilinciyle, sorumluluğuyla ya da Beşiktaş'ın büyüklüğüyle hareket etmiyor. Peki, peki 20 dakika oyuncular böyle oynuyordu. 20 dakikadan sonra her geçen dakika, 90. dakika yaklaşırken Beşiktaş'ın oyunu geriliyor. Geriye doğru gidiyor. Hiç vites arttıramıyor Beşiktaş. O nasıl oluyor? Peki bu kimin sorumluluğunda? Şimdi bir takım 11 hafta geride kalan bir sezonda genelleme yaparsak, çoğu karşılaşmaya iyi başlayıp çoğu karşılaşmada skor üstünlüğünü alıp ondan sonra her dakika geriye gidiyorsa bu da benim sorumluluğumda değil. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...7.43 saatlerimiz Hatayspor Beşiktaş maçını konuşuyoruz. Ali abi çok geniş bir giriş yaptı Beşiktaş'la ilgili. Sizlerden de mesajlar gelmiş. Belki buradan devam edebiliriz. Metin Ali Feyyaz nikli bir dinleyicimiz demiş ki... ...günaydın, olumsuzluk olarak Beşiktaş'ın kalesine gelen her topun gol olması diyebiliriz. Bu duruma birçok takım dayanamaz diye düşünüyorum. Mesela Beşiktaş'ın dün rakibine izin verdiği şut sayısı toplamda 8... İsabetli şut sayısı ise 3. Yani 3 şutun ikisi gol oldu. Zaten ilk isabetli şut El Kabi'nin maçın ilk bölümünde sağ çaprazdan aslında eksik yakaladığı pozisyonda kalecinin Ersin üzerine vurduğu basit toptu. Orada zaten Ersin'in kurtarması doğal, normal bir durumdu. Ama diğer iki pozisyonda Zeliüs'ün kafasına çok yapacak bir şey var mı? Tartışılır. Kaan Akin'e zaten hiç yapacak bir şey yok. Hani burada Ersin'i eleştirebilecek bir şey yok. Gollerde daha çok savunma oyuncularının yerleşim problemleri, konsantrasyon problemleri var, uyku problemleri var. İlk golde işte bir reklam arasında biz de tekrar izledik golleri. Masuaku orada Kamil Ahmet'i çok rahat topla haşır neşir ediyor. Sırtı dönükken yüzünü dönüyor, topu dürtüyor, bakıyor içeri. Yani çok rahat orada Masuaku'nun çoktan bozmuş olması lazımdı. Masuaku ben genelde hücum oyuncularının yaptığı gibi bir savunma yapıyor. Evet. Gölge savunma çok yapıyor. Yani hiç savunmayla alakası yok orada. Diğeri de zaten bir duran topun hızlı kullanması. Orada işte Cenk Tosun'dan, Enkudu'dan başlıyor. Getson Tayfur'un iyi kademeye girememesi. Umut Meraş'ın Kaan'a uzak kalması, pozisyonu süzememesi. Hani Ersin'e gelene kadar bu durum sıkıntılı. Mesela dün hani duran top istatistiğini sormuştun. Onu da söyleyeceğim ama bu mesela Beşiktaş akan oyunda rakiplerine en az xG veren kulüpmüş şu anda. Çok açık ara hem de. Bir de maç eksiği falan da yok Beşiktaş'ın şu anda. 5-0-6 akan oyunda. Ondan sonra Başakşehir geliyor. 5-83, Galatasaray 6-64, Fenerbahçe 6-95. Yani öyle rakiplerinin çok pozisyona girdiği söylenemez. Dün de öyle aman aman der misin tempo olarak rakibini çok yüksek tempoya çıkardı falan, yok. Yok, Beşiktaş ilk yarıda El Kabi'ye bir net pozisyon verdi Masuaku'nun hatasında. Üstten alta giden. Üstten alta giden pozisyon. Zaten ilk yarıdaki Hatayspor'un tek tehlikesi oydu. İkinci yarıda gol artı gol var.
Hani Hatayspor'un birkaç dengesiz yakalamaya çalıştığı farkındayım. Çok yakalayabilirdi. Evet. Çok yakalayabilirdi ama işte final atmasını evet. Dün başarılı veremedi yani. Mesela tam bir ara maç Saba'nın istediği şeye döndü. Oyuna döndü. Tam yani onun böyle şeyiydi. Ne derler? Dakikalarıydı. Olmadı. Ama işte 3 pozisyon 2 gol çıkardı gene. Aslında bu biraz dinleyicinin söylediğine yakın oluyor. Şimdi hiç XG'yi vermediğin bir noktada, ligde iyi olduğun bir noktada ya da iyi gözüktüğün bir noktada direkt rakiplerinle de kıyasladığın zaman XG'nin neredeyse 2 katı gol yemiş Beşiktaş. Şey, benim dediğim akan oyunda 5-0-6 verip 5 gol yemişler zaten akan oyunda. Hı. Duran toplarda da 1.75 XG verip 4 gol görmüş kalesinde. Duran top savunması bu penaltı daha hariç bu arada. Tamam. Bu istatistiklerin hepsi. Duran top savunması daha kötü gözüküyor Beşiktaş'ta. Evet. O zaman. XG tamam. Verdiği XG'ye göre. Evet. İşin hücum kısmında da mesela Galatasaray dün dedik hiç duran top golü yok ligde. Bir de Ankara gücünün yokmuş. Hı. 0. Beşiktaş'ın duran top gol sayısı 6. Ligin ikincisi bu anlamda da. Karagümrük orada açık ara 10'da lider. Beşiktaş 6 ile ikinci. Fenerbahçe'nin falan Trabzon'un 4'er golü var. O konuda da aslında iyi. Mesela dün ilk 20 dakikalık o baskıda duran toplar da belki ilk vuruş olarak çok etkili değildi ama seken topların hepsini alıp bir ikinci şut tehdidi yarattı Beşiktaş. Genelde isabet saldı. İkinci yarı çok kötüydü. Duran top organizasyonları geneli ön direğe ya da savunmaya gitti. O konuda da iyi Beşiktaş ama o ikinci yarılardaki geriye gidiş, dünkü maçta da tempoyu bir türlü yükseltememesi. Tabii Hatay'ın da burada payı var. Şimdi Hatay'dan bağımsız da değerlendirmeyelim. Volkan Demirel maçın başlamasından önce verdiği röportajda biz hani keyif odaklı değil sonuç odaklı gideceğiz dedi. Dün de gerçekten çok aslında keyifsiz bir oyun anlayışı vardı Hatay Spor'un. Yani oyunu kendi yarı sahasında kabul etti. Enkudu'ya Bujama ile bir markaj uyguladı merkez orta sahadan. Normalde bir sol açık sağ bekle birebir oynar. Sağ beke gelene kadar önce Bujama'yı geçmek zorunda kaldı. Yönlem almış. Tempoyu düşürdü Volkan Demirel. Ama o tempo düştüğünde Beşiktaş 2-3'ü de bulabilirdi. Ha, bulamadı. Sonrasında da hiç panik yapmadı Hatay. Aynı anlayışı maç sonuna kadar sürdürdü. Çok sabırlılardı. Yani bir şanslarını takım, beklediler. Bir büyük takım bununla mücadele etmek zorunda zaten. Tabii bunda bir şey hani, yok. Hatay Spor gibi ligde zorluk yaşayan, hatta ilerleyen haftalarda daha da artacak. Yani o puana çok ihtiyacı olan ve o direnci gösterecek çok takımla oynayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor. Hani burada Hatay Spor'u oyun anlayışı yüzünden eleştirmek ligdeki kendi konumunu bilmemek olur. Hani bize açık oynasınlar. Futbolu çirkinleştiriyorlar. Kusura bakma. Bu iş böyle. Yani adamın puana ihtiyacı varsa Volkan Demirel de bir kere bunu çok net bir şekilde söylüyor zaten. Benim de dikkatimi çekti. Tabii de maçın yani başında söylüyor. Falan beklemeyin tabii diyor. Aynen. Hani bundan, zaten başına ne geleceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmen lazım. Aslında Volkan Demirel'in söylediklerinden bağımsız da bunu anlayabilirsin. Hatay Spor'un ligdeki durumuna, hafta içerisindeki kupa sonucuna bakarak. Hani o şeyi kaldırmak zorunda. O moral artık o özgüveni kaldırmak zorunda Hatay Spor. Çünkü 2'de 2 ile başlamış. Ondan sonra kötü bir mağlubiyet almış. Üstüne kupa mağlubiyeti gelmiş. Bir de burada kaybet. O bütün başlangıç yok olur gider yani. Hatay Spor'da. O yüzden de hani bu da normal. Bu da normal. Normal. Tespit olarak hani rakipten bağımsız da değerlendirmek istemedim Beşiktaş. Ama ne oluyor? Eleştiriyoruz. Dün bir tane dinleyici mesaj atmış. Weghorst'un sözleri. Ben izlemedim Weghorst'un canlı röportajını. Ben sonra baktım altında Alper Hocal'ın tweetinin altında video var. Ben sabah izledim. Tamam. Söylüyor değil mi bunları? Alper Hocal da durup dururken yazmaz mı? Yok yok, hani şey demiş genel olarak, çok tahmin edilebilir, aşama aşama oynuyoruz demiş. Evet. Tempomuz çok düşük, yaratıcı aksiyonlardan yoksunuz gibi şeyler. İkinci yarı sahayı 100 metre daha büyük hissettiğini söylemiş. O kısmı duyamadım o videoda da. Hani tüm sezonda bir maçta bile kalemizi gole kapatamadık, hep gol yedik. Bu da çok büyük sorunlarımızdan biri demiş. Evet. Weghorst, bunların çoğu çevrilmemiş. Çevrilmemesinin nedeni olarak da Beşiktaş cephesi Alper Hocal'a sonra demiş ki, Hatay Spor'un sevinci vardı o esnada. Yankılanıyordu herhalde yakın bir yerde. Duyabildiği kadarını çevirdi. Çevirmen yoksa tamam. İş güzellik yok demişler. Tamam, zaten burada hani kulübü onu şunu bunu çok zor durumda bırakacak bir açıklama da yok. Hani bunu Valerian İsmail'e net bir eleştiri olarak demişler ama başka açıklamalarında da Valerian İsmail böyle oynamamızı istememişti gibi bir ifade de var. Hangi teknik adam böyle oynamanı ister? Hani o sonucu söylüyor.
takımın gerçekleştirdiği performanstan sonra ortaya çıkanı söyle be. Dedikleri de bir kere çok tahmin edilebilir oynamak özellikle Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki oyununda çok net bir tespit değil mi? Yani Enkudu'ya top gelsin, Enkudu sağ çekip orta yapsın, Redmond'a top gelsin, Redmond orta yapsın. Peki ilk yarıdaki 20 dakikalık bölüm niye Beşiktaş tempo adına? Tempo daha yüksek çünkü. İyiydi. Tempo daha yüksekti. Herkesin temposu daha yüksekti ve daha çok yerdeydi top. İkinci yarı? İkinci yarı top sürekli Cenk Tosun ve Vegors'ta doğru şişirilmeye çalışıyor. Peki Cenk Tosun'u acaba erken mi aldı oyuna acaba? Şimdi ilk yarı Dele Alli'yi bir kere daha dikkatli izledin mi bu karşılaşmada? Ekstra bir dikkat ettin mi Dele Alli'ye? Yok. Yoksa genel nasıl buldun peki? 51 dakika falan kaldı herhalde sahada. 52 dakika ya da. Yani geçen oyunlarından çok farklı bir şey olarak görmedim Dele Alli'yi. Ben biraz daha Muleka'ya takıldım. Zaten İsmail'de takılmış herhalde 46'da çıkardı. Evet. Mesela Muleka'nın günahı neydi? Ha sen ters anlamda. Ben ters anlamda takıldım. Ha beğendin ilk yarıda. Evet. Muleka'yı çok kolay harcadığını düşünüyorum. Yani oradaki en rotasyondaki genç oyuncu ve kariyeri de daha ilk aşamalarda olduğu için sanki hep negatif ayrımcılığı diyeyim. Muleka'yı yapıyor diye düşünüyorum. O zaman aynısını Getson için de mi düşünüyorsun? O da şimdi bakınca ön taraftaki oyunculara en genç ikisi Getson ve Muleka. Getson için... Çünkü Getson'u da Salih ve Joseph oynatıyor. Getson'u oynamıyor. Dele Alli oynatıyor. Yani Getson'u bilmiyorum ekleyebilir miyim de Muleka'da emin gibiyim hani düşüncemden. Hani tabii ki bunun bir ispatlanabilir tarafı yok da. Mesela Muleka'yı ikinci yarıda eğer 4-4-2'ye döneceksen öyle bir niyetin varsa Cenk Tosun'la beraber. Mesela Cenk Tosun yerine neden Muleka'ya o şansı vermedi? Çünkü Cenk Tosun direkt nereye gitti? Vegors'un yanına gitti. Hı-hı. Redmond girdi. Değil mi? Beşiktaş 4-4-2 diyebileceğim bir düzene döndü. Ondan sonra zaten başka bir şey olmadı maçta. Dikkat et. Yani biri geldi orta yaptı, öteki geldi orta yaptı. Biri geldi orta yaptı, öteki geldi orta yaptı. En organize ata Joseph'in kaçırdığı evet. Aklımda kalan benim. Evet. Orada da ne var? Sırtı dönük oyunla mı? Yani Cenk Tosun'un işte hızlı düşünmesi. Hep o benim sana söylediğim yani ceza sahası içerisinde bir oyuncu oyunu hızlandırırsa kesin bir şey çıkıyor oradan. Cenk Tosun güzel bir orada dokunuş yaptı. Top Joseph'in önünde kaldı. O şut var. Bir tane Vegos'un ortasında Cenk'in kafası var. Cenk'in ayağı var. Düzeltiyorum. Ayakla vurduğu Hatay Spor Kalesi'ne göre sağ taraftan yarım metre farklı avuta çıkan top var. Hatırladın mı? Sol ayakla vurdu. Soldan gelen ortaya. Ya da sağ dışta mı vurdu? Sağ ayakla vurdu. Tamam, soldan gelen ortaya. O zor bir pozisyon. O var. Başka bir şey yok. Beşiktaş'ın yani ikinci yarıda ürettiği. Yani Vegors'un bu tahmin edilebilirlik tespitine çok fazla katılıyorum. Tahmin edilememen için yine aslında Vegors'un dediği gibi olması lazım. Temponun yüksek olması lazım ve oralarda yaratıcı oyuncu ya da yaratıcı oyuncu demeyeyim. Bir işte böyle bir sihir anı olması lazım. Yoksa işte mesela dün bir stoper nasıl yıldızlaşır Anadolu takımında? Dün Burak niye yıldızlaştı? Çünkü orta geldi. Aynen tam onun istediği tarzda bir oyun geldi. Yani oyun açılmadı. Topu kullanmak zorunda kalmadın. Açık alanda rakiple birebir kalmadın. Mücadeleye girmedin. Sağdan orta geldi vurdun. Soldan orta geldi vurdun. Birkaç kere de önüne topun gittin. Yani açıları kapattın. Dolayısıyla Burak da yıldızlaşıverdi anında. Bir stoper yıldızlaştığı zaman zaten inan bir takımın biraz hücumda ezbere oynadığını, standart işler yaptığını da hemen anlayabilirsin. Özellikle düşük profilli bir takımla, daha mütevazi bir takımla oynuyorken kendine karşı. Dolayısıyla hani Beşiktaş'ta sezonun başındaki hücumlara göre, sezonun başındaki tempoya göre tempo biraz düştüğü anda ki sadece bu maç içinde de aynı şeyler söylenebiliyor. Beşiktaş hakikaten savunması kolay bir takım haline geliyor. Ben Dele Alli ile ilgili pası atarken aslında şuna vurgu yani yapmak istedim. Ben de. Dele Alli yine toplu oyunda evet çok etkili değil. Topla çok aşırı neşir değil. Bir pozisyon gerçi rakibinden sıyrılıp giderken faul yapıldı. Sarı kart gördüktü evet. Galiba Vranyes'e. Orada etkiliydi ama topsuz acayip bekle stop arasına koşu atıyor. Mesela Cenk Tosun oyuna girdikten sonra Vegors'la aynı etkinlik yoktu. Dele Alli'nin o koşuları da Enkudu'yu boş bırakıyordu.
Enkudu daha rahat topla buluşuyordu. İkinci yarı ona öyle bir alan da açılamadı. Yok. Öyle bir koşu olmadığı için. Daha statik topla buluştu Enkudu. Ama ilk yarı dikkat et. Belki tekrar izlersin ilk bölümü. Ali'nin o koşuları sürekli Kamil Ahmet'i kendisine çekti. Enkudu bomboş kaldı ve ters topla Enkudu'yu daha iyi şekilde topla buluşturdular diye düşünüyorum. Yani Ali'nin o açıdan fark yarattığını düşünüyorum. Gol koşuları yine bence vardı. Ortaların içinde de Delali o koşuları yaptı, yine ceza yayında eli belinde beklemiyor. Ama topla buluşamadı yine bu sefer yapılan ortalarda. Ama çok kötü diyemem ben dünkü maç için yine. Tamam, bence bu güzel bir tespit. Hani sonuçta hep hücumdaki hareketliliğin takımlara büyük yararlar getirdiğini konuşuyoruz. O hareketlilik sadece hareket eden oyuncu değil, diğerler için de etkili oluyor. Sen de onun örneğini verdin. Ben çok net şekilde ona dikkat ettim. Deli Ali çünkü çok eleştiriliyor. Merak ediyorum ben de, hani gerçekten bu kadar kötü mü? Niye bu kadar Valin İsmail'i ilk 11'e tercih ediyor şimdi? Üst üste kaç oldu? Ama üçüncü maç oldu. Tercih ediyor da mesela neden vazgeçiyor hemen? Ha, onu anlamadım. Bu kadar erken gol yedikten sonra hemen niye çıkardı? Niye çift forvete döndü? Onu ben de anlamadım. Evet. Yani orada da bir gariplik var. Acaba çok mu eleştirilerden etkileniyor? Şimdi Deli Ali Beşiktaş'ta taraftarın böyle en fazla mırın kırın ettiği oyuncu şu an. İlk ısıklanan yabancı oldu herhalde, evet, bu sezon. 11'de gördüğü zaman böyle hemen bir şeyler, rahatsızlıklar duyuluyor. Sosyal medyada da duyuluyor. İşte insanlar konuşurken de söylüyor. Peki şimdi sen bu oyuncuya güveniyorsun. Diyorsun ki o düşünceler bir tarafa. Teknik direktör benim. Ben böyle bir tercih yapıyorum. Peki güzel. Deli Ali'yi sahaya çıkardığın zaman demek ki sen de gördüğünden memnun olmuyorsun ya da etkileniyorsun ki değiştiriyorsun. Hangisi? Geçen maç da aynısı oldu çünkü. Mesela Muleka için de aynısı. Onu anlatmaya çalışıyorum şimdi. Mesela Muleka ilk yarıda kendi standartının altında değildi. Asisti de yaptı. Çok evet. Da güzel bir asist yaptı. Eğer şimdi ikinci yarıda Beşiktaş'ın gol yedikten sonra 4-4-2'ye dönmesi var ama hani mesela ilk yarının sonunda çıkmasını gerektirecek ne vardı? Neyi düşündü mesela Muleka'yı çıkartırken? Yani ben de anlamadım. Redmond'da sakatlık mı acaba? Bir şey söylendi mi? Ben görmedim açıkçası. Eğer bir sakatlık değilse hani normal şartlarda Beşiktaş ilk yarıyı oynamış. 20 dakika civarında iyi oynamış. Rakibinden çok daha iyi oynamış. Gol atmış. Bir tane penaltı kazanmış. Rakibine bir bireysel hatayla pozisyon vermiş ama maç Beşiktaş açısından kötü durumda değil. Ya da sahada Beşiktaş tamam 20'den 45'e kadarki olan bölümde etkinliği giderek azalıyor ama mesela bunu Muleka üzerinden okumak ya da o acaba azalan etkiyi arttırmak için mi? Aynen, tempoyu biraz daha yükseltmek için topla ama herhalde. Olmadı. Olmadı. Ama olmadı. Cenk Tosun'u aldıktan sonra da olmadı. Jackson Muleka, tekrar söylüyorum, hani kanatta oynadığında sizin direkt olarak Enkudu ya da Redmond gibi değerlendireceğiniz bir oyuncu değil. Onu Larin gibi düşünmeniz lazım. Beşiktaşlı taraftarlar da, hatta bana sorarsan teknik kadroda. Yani Larin çok güzel bir örnek. Kanatta olduğu zaman Muleka, o şekilde bekleyeceksiniz Muleka'dan. Yani o melekeleri gerçekleştirebiliyor mu? Gerçekleştiremiyor mu? Oralarda etkili mi değil mi Muleka? Ama eğer Muleka'dan işte Enkudu'nun ters kanatta yaptıklarını beklerseniz Muleka hep başarısız olur orada. Çünkü mevki orası değil. Oyuncu orada mutlu değil. Yani Muleka'nın olmak istediği yer Weghorst'un olmak istediği yer şu an. Weghorst da kesilmeyeceğine göre, Weghorst'un da kesilecek bir performansı yok. Ya 4-4-2'ye döndüğün noktada Muleka biraz Weghorst'un yanında şans arayacak Cenk Tosun yerine. Ya da hani şu an Muleka 3. sırada. Ben Muleka'yı pek düşünmüyorum deyip o zaman o hakkı ya da o opsiyonu Cenk Tosun'dan yana kullanıp o şekilde devam etmesi gerekir. Ama hani Muleka'yı da bu şekilde bence kaybedilen oyuncular şeyine doğru atıyor. Hani oyuncu da özgüven bırakmadı. Sezonu çok iyi başlayan, yüksek perdeden giriş yapan, hani Kasımpaşa performansının gol şeyi olarak söylüyorum, değerler olarak söylüyorum, aynısını devam ettiren bir Muleka vardı. Bir anda Beşiktaş Muleka'sız kaldı. Ondan faydalanamıyor şimdi. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia.
8.07 saatlerimiz Hatay Spor Beşiktaş maçında konuşuyoruz. Maçın hakemi Kadir Sağlam'dı ki son dönemlerde her maç neredeyse hakem konuşuyoruz. Herhalde dün çok hakemlik bir durum olmadı. Genel olarak Kadir Sağlam beğenildi. Senin tabii Michael Oliver hayranlığın burada biliniyor. Pozisyonlarda sakin kaldı sanki. Çok bir ateşi yoktu Kadir Sağlam'ın. Özgüvenliydi. Hatalar yaptı mı? Yaptı. Kaçırdığı, süzemediği pozisyonlar oldu. Mesela onlardan biri Beşiktaş'ın hani verilmeyen golü oldu tabii ama çoktan düdüğü çalmıştı hakem o yan top organizasyonunda. Josef'in faul yaptığını hükmetti. Sonrasında da devamında gol oldu. Tabii belki düdük çalmasa gol olmayacaktı bilemiyorum da. Hani o tarz birkaç pozisyonları süzemedi ama o kadarı da olur. İşte o pozisyonda gol neden iptal edildi tam olarak? Josef'i çıkarken faul yaptı diye benim anladığım. Oyuncu yere düştü çünkü Hatay Sporlu. Kim vardı hatırlamıyorum. Orada ona faul çaldı. Hemen çaldı. Anında çaldı. Devamı gol oldu. Devamı hemen gol oldu. 2 saniye sonrası. Hani Deniz Çoban bugün yazmış. Orada devam ettirebilirdi. Ve VAR devreye girebilirdi. Ama tabii kendi gördüğü için orada bir şey yapamıyorum ben. Takdir ediyorum hakemin oradaki şeyini, kararını. Bir eleştirim yok ama hani devam ettirebilirdi. Genel olarak da beğendim ben Kadir Sağlam'ı. Şimdi Kadir Sağlam'ı ben biliyorsun öyle yakından tanımıyordum. İlk bir Galatasaray maçıyla değil mi bizim gündemimize girdi? Sen bana kızdın hatta. Niye bu kadar? Niye bilmiyorsun dedin. Bir de ondan sonra ben biraz işte... Bir de ön yargılı olduğundan galiba şey yaptım. Ön yargılı davranınca kızdın bana. Evet. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Kadir Sağlam şu an ligin iyi hakemlerinden biri. Genel hissettiriyor sana onu yani. Hani Galatasaray maçını da olabildiği kadar iyi yönetmişti. Bu karşılaşmayı da olabildiği kadar iyi yönetti. Hakemlerin mevcut performansını ve üzerlerindeki baskıyı düşünürsen MHK ile beraber Kadir Sağlam şu an iyi iş yapıyor. Hani bu şartlarda tecrübesiz bir hakem. Bir de onu da eklemek lazım. Şimdi bir hakem uzun yıllardır Süper Lig'dedir. Çok fazla büyük takım maçı yönetmiştir içeride dışarıda. Belli bir tecrübesiyle artık eleştirilere, baskıya belli bir direnci oluşmuştur. Psikolojik açıdan daha rahattır. Öyle bir durumu da yok. Bu kadar zor ortamda Kadir Sağlam şimdilik iyi işler yapıyor. Tebrik etmek lazım kendisini. Beni de eleştirmek lazım Kadir Sağlam'la ilgili önyargılı olduğum için. Estağfurullah, her isim için geçerli bu arada. Önyargılı olmamak lazım. Kötü de çıkabilirdi bu arada Kadir Sağlam ama hani şu ana kadar iyi. Evet, şu ana kadar iyi. Şu ana kadar iyi. Bir de bu penaltı pozisyonu, penaltı düdüğünü çaldı Beşiktaş'ın iptal edilen offside gerekçesiyle. Orada da yine sen aklıma geldin. Hemen mesela kartına başmadı. Kart da vermedi galiba Kamil Ahmet orada. Yok, penaltı abi yapan aslında sarı kartı, belki düşünürsen kırmızı kart bile olabilecek bir pozisyondu o an. Ama sakarlık var. Sakarlık olduğu için kırmızı kart olmazdı. Ama sarı kart olmaz mıydı? Mesela sarı kart da vermedi. Biraz sakin kaldı. Orada bekledi. Ben herhalde kart kararını sonra verecek diye düşündüm. Bekledim. Ben göremedim. Kaçırdıysam özür dilerim ama bakalım, gördüm. Kontrol ederim. Yok, zaten iptal olmuştur. Hı. Pozisyon gereği göreceği için. Ali abi, o kart zaten iptal olmuştur. Çünkü pozisyon sonrasında offside gerekçesiyle sayılmadı penaltı pozisyonu. Öyle mi oluyor? Tabii bu itiraz falan değil. Hani itirazdan görse kalacaktı ama pozisyon gereği kart gördüğü için, yani penaltı yaptırdığı için, penaltı iptal olursa tamam, kart da iptal oluyor. O yüzden doğru, ona bakamayız. Orada sakin kal dedim, herhalde sarı mı kırmızı mı onu düşünüyor. Sen aklıma geldin ama hiç benim görebildiğim kadarıyla kart yok, falan çıkarmadı. Ama sakin kaldı orada da. Sakindi. Bir de genelde de sakin. Çok sakin gözüküyordu, evet. Vücut dili de sakin öyle. Hani çok bir şey yok. Şimdi birkaç mesaj okuyayım. Şenol Songur demiş ki Valen İsmail bu hafta Vodafone'a nasıl çıkacak? 11. hafta lig bitti demiş. Buna sebep olanlar demiş. Sonrasını okumayayım. Biraz mesela sinirli. Lig neden bitti? Fenerbahçe ile puan farkı maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 4. Evet. Maçı kazanırsa Fenerbahçe 7. 3 maçlık lig bir fark. Yok, lig bitmedi tabii ki. Bitmesi için yani çok erken. Ligi bitirenler kızmasın ama Şenol gibi düşünenler. Eğer lig bitti diye düşünürsen 11. haftada, hı hı, vay haline. Yalnız bu hafta da Ümraniye Spor maçı var. Ümraniye Spor'un ligde galibiyeti yok. Galibiyeti olmayan tek takım. Mesela dün işte istatistik paylaştığında aklıma vallahi geldi. İşte Hatay Spor ilk golü yedi hiçbir maçta puan alamadı. Beşiktaş ilk golü yedi hiçbir maçta mağlubiyet yaşamadı denmişti. Şimdi Ümraniye Spor hiç galibiyet yok. Van İsmail görevde kalır mı kalmaz mı bilmiyorum ama çok riskli bir karşılaşma olur Beşiktaş adında iç sahada. Taraftar tepkisi zaten büyük ihtimal
maç başlangıcında olur. İşte taraftar neyi düşünüyor? Taraftarın neyi düşündüğü önemli. Taraftar çok sağlıklı düşünmeyecek tabii ki oradaki ortamda. Yani Van İsmail görevdeyse ona protesto olacaktır tahminen. Bilmiyorum, belki hafta içi. Sonraki hafta Galatasaray maçı var. Galatasaray maçı var, deplasman. Deplasmanda. Zaten sonra da bir Antalya maçıyla artık Dünya Kupası arasına gidiyoruz bu arada. 3 maç kaldı. Aynen. Beşiktaş yönetimi o yüzden acele karar vermeyebilir. Yani Ümraniye Spor maçına da tahminen bu kadar, çünkü arkasında durduk açıklaması var. Onunla devam edeceğiz sezon sonuna kadar. Şampiyon işte onunla göreceğiz. Az önce hani programın başında geniş olarak anlatmaya çalıştığım perspektifte Beşiktaş yönetimi düşünecek. Yani Beşiktaş yönetimi de benim söylediklerimi Valerian İsmail'e söyleyip sorun nerede hocam diyebilir. Hani neyi yanlış yapıyoruz beraber? Ne oluyor diye sorabilir. Ki sorması da gerekir. Şimdi Beşiktaş yönetiminin Valerian İsmail üzerindeki düşünceleri bir iki karşılaşmayla değişmemesi lazım. Bu önemli. Hı hı. Ahmet Nur Çebi o kadar açıktan destek verdikten sonra ne dedi? Hani ben Valerian İsmail'le sezonu bitireceğim. Şampiyonlukta yaşayacağımı düşünüyorum dedi. Cem'in Kazancı da 3 aşağı 5 yukarı benzer şeyi düşünüyor. Ama burada tabii bu düşünceler biliyorsun çok kısa sürelerde değişiyor, değişebiliyor. Bir de işte Valerian İsmail'le takım arasındaki iletişim ne durumda? Yani takımda Valerian İsmail'e inanıyor mu? İnanmıyor mu? Belki onu çözmek Beşiktaş yönetiminin alacağı kararı çok daha rahatlatabilir. Eğer Beşiktaş yönetimi oyuncularla Valerian İsmail arasında köprülerin tamamen atıldığını anlayabilirse, tespit edebilirse, o zaman Valerian İsmail'le olan güvenleri devam etse de yollara ayırabilir. Yani bu ama da onu, yanlış değildir. Onu da iyi tespit etmek lazım. Oyuncuların kaprisi mi var gereksiz yere, yoksa gerçekten bunalttı mı Valerian İsmail? Mesela dün Tümer Metin demiş ki sabah İşte 6.30'da kalkmasına gerek yok bir teknik direktörün. İşte salonda Beşiktaş futbolculardan daha çok ağırlık kaldırması benim hoşuma gitmezdi falan. Yani böyle ilginç yorumlar yapmış Tümer Metin, futbolcu. O yüzden futbolcu gözüyle bunlar olabilir herhalde. Yani ben öyle bir şeye bakmam. Ama Tümer Metin'e mesela kendi teknik direktörü olsa demek ki batacak bu durum. Mesela böyle bir kaprisse futbolcunun yaptı, ben bunu kabul etmem. Yani tabii şimdi Tümer Metin'in söylediklerini hiç gördüm mü bilmiyorum. Okudum. Benden bu dün. Hiçbir şey tarafı yok. Değil mi? Aşağı yukarı böyle söylüyor. Tarafı yok. Yani sanan adam 6.30'da da kalkar, 5.30'da da kalkar. Adam 6.30'da kalkıyor diye adama sinir oluyorsan. Jesus her gün 7 kilometre koşuyormuş mesela ya, atıyorum hani. Bak. Onlar da var. Yani tabii şimdi işleri iyi gittiği zaman 7 kilometre koşma koşuna gider. İşler kötü gittiği zaman 6.30'da kalkması zoruna mı gidiyor? Yani sana ne, seni mi kaldırıyor adam 6.30'da? Aynen, bir de sana öyle bir şey yaptırmıyor diye 6.30'da sen mi kalkıyorsun? Adam kalkıyor, sana ne? Hani bunun hiçbir geçerli tarafı yok. Ya da spor salonuna gider, ne var yani? Hiçbir geçerli tarafı yok bak. Yani Ömer Erdoğan da spor salonuna gidiyor, anlıyoruz. Çağdaş Atan da gidiyor, anlıyoruz. Anlıyoruz yani spor salonuna gidenleri. Evet. Tamam mı? Ne var? Bundan size ne? Ama bu hani yurt dışında şu şekilde kullanılıyor. Soyunma odasını kaybetti mi, kaybetmedi mi? Şimdi soyunma odasını bir teknik adam kaybettikten sonra çok fazla yapabileceği bir şey yok. Yani bu onun kötü teknik direktör olduğunu, o şu bu, onun hiçbirini göstermiyor. Bu o anda işlerin yürümediğini, o oyuncu grubuyla iletişiminin yeterli seviyede olmadığını, hani duygusal anlamda koptun, o kopuş olduktan sonra teknik taktik futbolda pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü bunu her teknik direktör yaşayabiliyor hayatında. O yüzden de diyorlar zaten hani soyunma odasını kaybetmek. Bence güzel bir futbol terimi o. Onu kaybettiğin noktada pek geri dönüşü yok o işin. Son bir mesaj okuyayım. İşte onu çok affedersin, onu anlaması lazım bir kulübün. Hani eğer teknik direktörü yeniliyorsa, bak bunu tekrar bütün kalbimle söylüyorum. Valerian İsmail için Ceyhun Kazancı ve Ahmet Nur Çebi'nin söyledikleri %100 doğru olabilir. İnanıyor olabilirler. Onun başarılı olabileceğine inanıyor olabilirler. Doğru teknik adam olduğuna inanıyor olabilirler. Okey. Bunda yanlış bir şey yok. Belki hakikaten Valerian İsmail ilerleyen dönemde işleri tersine çevirip başarılar elde edecek. Ama asıl konu İşte soyunma odasında hala takıma hakim mi? Takım hala Valerian İsmail'e inanıyor mu? Takım hala Valerian İsmail'e inanıyorsa bütün bu konuştuklarımızda, takımla arasında seninle bahsettiğimiz gibi kapris üzerinden giden bir problem yoksa, o şu bu problem yoksa, o zaman zaten Beşiktaş yönetimi yapması gereken devam etmek. Çünkü o şeyi söylediler, o güveni verdiler kamuoyuna.
Ama bir yönetim de işte bu kararı alırken kamuoyunda konuşulanlara göre alırsa da, o zaman bence takımdaki oyuncular da çok güçlü duruma geçiyorlar. Çünkü işler istedikleri gibi gitmediği noktada biliyorlar ki o teknik direktör değişecek. Çok hassas bir denge, çok zor kararlar. Hüseyin Özkök şöyle yazmış. Trio'da dün Bein Sports'taki programda Kadir Sağlam'ın çok kötü maç yönettiği fikrinde imiş. Üç hakem de, eski hakem de. Nedenmiş? Hatta haftanın en kötü hakemleri içinde görmüşler. Bu hafta bir de bak. Hani bu haftada en kötü hakemlerden bir arasında görmek ilginç. Fırat Aydın Usta keza kötü maç yönetti demiş. O zaman senle ben çok farklı bir karşılaşma izlemişiz. Hakem, eski hakem olmadığımız için gözümüz, hakem gözümüz pek iyi değil demek ki bu kadar. Biliyor mesela, dört eski hakem aynı şeyi söylemiş. Haftanın en kötü yönetimlerinden biri olacak mesela Kadir Sağlam ne karar verdi? Herhalde golü erken vermesi bu pozisyonda. O etkili olabilir. Bilmiyorum, ben de o kadar gözüme batan bir şey olmadı. Programı da dinlemediğim için tabii. Hüseyin Özkök iki cümleyle yazmış. Tam ne eleştirisi var bilemiyorum ama benim genel gördüm. Gayet de başarılı bir hakemdi. Dün biz mi kaçırdık bilmiyorum, dinleyicilerimiz mesajda yazarlarsa belki onlardan da öğrenmiş oluruz. Bizim kaçırdığımız, genel olarak hani kötü yönetti denecek ne var? Yani hata yaptı, hata yapacak illaki. Her yerde hata yapılıyor da ben dün, ona takılmıyorum. Dün maç oynarken bana bir mesaj geldi arkadaşımdan. Hakem biraz acemi gibi. Öyle bir yorum geldi. Vücdenim beğenmiş yani, acemi gibi. Ben öyle de acemi olduğunu bildiğim için cevap bile vermedim. Hı-hı. Hani öyle sahada mesela o anda hakemle alakalı olarak hani ya işte bir yanlış karar, iki yanlış karar, ne bileyim vücut diliyle alakalı olarak, oyuncularla iletişime alakalı. Mesela dün oyuncuların çok öyle itirazı da olmadı. Oldu mu Kadir Sağlam'a? Birkaç hatırlıyorum. Tamam, o birkaç hani olacak. Olur o kadar. Hani yani. Maç boyunca devam eden, yok, böyle her kararına, yok, müthiş itiraz edilen bir, yok, ortam da yoktu. Ortam gerilmedi, tribünler. Çünkü Vegors zaten her karara itiraz ediyor. Evet, Vegors aynen. Yani yine karar verdi. Vegors dövecek hakem. Vegors'u sayma yani. Evet. Vegors zaten her karara itiraz ediyor. Vegors'u saymazsan normal, Türkiye standartlarında ben normal gördüm. Ama şimdi hani bunları söyleyenler de... Tabii canım. Bizden 10 kat. Geç Bülent Yıldırım'ı sayma. Bülent Yıldırım sayma. Fırat Aydınus ama. Ha? Fırat Aydınus. Fırat Aydınus o zaten vermiş, şey yaptı. Hani, acaba mı dedi? Trio'dan ziyade. Ve hani Hüseyin Özgün gönderdiği mesajda Fırat Aydınus diyorsa diye bir düşün. Bilmiyorum hani. Bana pek öyle gelmedi. Çok da düşüncem değişmedi ama onu da söyleyeyim. Anladım. Dün gördüklerimden sonra. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. saatlerimiz devam ediyoruz. Sizlerden yine çok fazla sayıda mesaj gelmiş. Hakemle ilgili Murat Karakaş demiş ki, gözün önündeki ayağa basmayı görmeyen, kafaya darbe için faul çalıp kart vermeyen, 28. dakikadaki Beşiktaş pozisyonu gereksiz faul çalarak durduran, herhalde gol pozisyonunu kastediyor, ve Gorsun'un Erce'ye faul yaptığını uyduran hakem mi demiş. Dinleyicimiz de beğenmemiş. Başka bir dinleyicimiz Forza Kartal, yine Beşiktaş'ta. Dün hakemlik pek bir şey göremedim ben. Belki de yanlış maçı izlemişimdir. Ama zaten sen bunları söyledin. Yani bazı pozisyonlarda hatası vardı. Şimdi evet, evet. Mesela Erce ile Vegors'un o mücadelesinde faal yoktu. Evet. Ama yani bu hani hakem kötü maç yönetti üzerinden okunabilecek bir şey değil. Evet. Ona çoğu hakem çalıyor maalesef. Hatalı çok bir karar. Basit pozisyon, evet. Erce kalesinden çok açılıyor. En ufak bir müdahalede kaleciler çok kolay yere bırakıyorlar kendilerini. Bir dokunulmazlıkları varmış gibi ama öyle böyle bir şey ayrıcalıkları da yok aslında. Ama hakemler de çalıyor böyle. Yazılı olmayan kurallardan biri gibi. Aynen. Kaleciye dokunulduğunda faul çalınmak zorunda. Ama yani bu çok kötü maç yönettiği için örnekleyeceğim bir pozisyon değil. Değil. Bence de böyle yani kusursuz yönetemiyorsun ki maçları yani. Yok, Premier Lig'de de ben yurt dışı maçları da izliyorum. Premier Lig gerçi son dönemde çok izlemiyorum ama orada da basit gözüken bir sürü hata yapıyorlar. O yüzden bunlara ben çok fazla takılmıyorum. Mesela Erman Taroğlu da demiş ki bu ana kadar hakem belirli bir hata yapmadı. Son 4 dakika kalaya kadar yazıyı bitirmiş. Hani son 4 dakikada bir hata olsa onu bilemiyorum diyor. O kaşarları gördükten sonra böyle hakemlere can kurban diyor insan demiş. O da genel olarak bizim gibi düşünmüş. Genel olarak beğenmiş. Bayan İsmail yüzünden dün gece uyuyamadım diyor Forza Kartal. İşe geç kaldım. Ya bugün bir insan böyle bir kadroyu ancak bu kadar kötü kullanabilir.
Bu da herhalde şeye geliyor. Yani bu kadro aslında iyi. Valen İsmail oynatamıyor. Tam Şenol Güneşli kadroya geliyor herhalde. Cümleyi tamamlamam şöyle ama. Uğur Meleke'nin yazısının manşeti şu: bu Beşiktaş kadrosu çok daha iyisini yapabilir. Evet, benzer düşünceler Beşiktaşlarda da. Yüzüncü kez yineliyorum diye bitirmiş Uğur Meleke yazısını. İsmail'in kariyerine saygı duyuyorum ancak mesleğimin gereğini yapmak ve yüzüncü kez yinelemek zorundayım. İsmail'in taktik repertuarı kısıtlı kalıyor bu takıma. Beşiktaş'ın bu derin ve kaliteli kadrosu daha iyisini yapabilir. Benzer bir ifade herhalde Güntekin Onay'da da var. Şimdi onun da köşe yazısını. Acemi ve yaratıcılıktan uzak demiş o da. İşte teknik adamlık kariyerinde bir başarısı yok. Büyük takım çalıştırmışlığı yok. Uzun süre bir kulüpte çalışmışlığı da yok. Ancak yetenekli ve gelişmeye açık bir teknik adam hiç değil. Yetenekli ve gelişmeye açık bir teknik adam hiç değil. İşin kötüsü, Fransız çalıştırıcının futbola dair parlak fikirleri ve kıvrak zekası hiç yok. Beşiktaş böyle bir teknik adamla 11 haftayı çöpe attı. Kötü sonuçlarda bir teknik adamın arkasında durulur. Ancak oyunda bir ışık görünüyorsa, bu kadar acemi ve yaratıcılıktan uzak böyle bir teknik adamla bu ısrar neden demiş Güntekin Onay. Dün yayınını tabii takip edemedim ama yazısında çok ağır ifadeler var burada. Yani bu kadar, tamam oyunu kötü, ben de eleştiriyorum Beşiktaş'ın da bu kadar eleştirilecek, bu kadar süslü lafla edilecek bir teknik direktör olduğunu da düşünmüyorum yani. Ne olursa olsun 11 haftada bunu tespit edemezsiniz, kusura bakmayın. 11 hafta değil, büyük ihtimalle Güntekin Onay geçen sezonun son bölümünü de işin içine katıyor. Dün 18. ya da 19. maçıymış. Deplasmandaki ilk mağlubiyetini almış. Evet, Valeri İsmail, ama çok beraberliği var. Evet. 18-19 maç geride kalırken. Ben şunu düşünüyorum. Valeri İsmail özelinde benim en sert eleştirim oyunu okuma ve değişiklikler üzerineydi. Mesela o da eleştirmiş Uğur Meleke'nin yazısında. Evet. Aynı değişiklikleri yapıyor diye bu sefer eleştirilmiş. Mesela o doğru bir eleştirim mi? Trabzon maçındaki gibi önce işte Redmond'u aldı, sonra Ali Salih'i çıkarıp Getson Cenk'i aldı. Mesela bu eleştirecek bir şey midir? Aynı değişiklik yapması. Ya o tartışılır. Hani tam olarak hani Uğur Meleke orada neyi düşünüyor? Çünkü biliyorsun hani köşelerde şey kısıtlı. Düşünceler belki yeteri kadar derin anlatılamıyor. Tabii maçın sıcaklığıyla, evet, da yazılıyor. Sıcaklığıyla da yazılıyor. Onu tam bilemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Bu dönemde 5 oyuncu değişikliğiyle beraber Mert, bence çok kritik oyunu iyi okumak. Çünkü başladığın kadronun %50'sini değiştiriyorsun büyük ihtimalle 90 dakika sonunda ve bambaşka bir yere gidebiliyor oyun. Hani bunu da işte mesela Cessun son iki maçında gördük, iyiye doğru giden bir takım. Beşiktaş Fenerbahçe maçında gördük Beşiktaş'ın son değişikliklerle beraber iyiye doğru gitmesini. Yani bir anda oyunun yönü yaptığın değişikliklerle hakikaten farklı bir yöne gidebiliyor. Hatta çok yeni bir örnek, Okan Buruk'un yaptığı değişikliklerle beraber hani Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında geriye giderken Faryoli'nin yaptığı değişikliklerle beraber Alanyaspor'un da iyiye doğru gitmesi. Dolayısıyla bu 5 değişikliğin ben futbolun günümüzdeki şartlarında teknik adamlara çok büyük avantajlar verdiğini ama işte oyunu doğru okuyabilirsen avantaj verdiğini düşünmekteyim. Çünkü senle beraber aynı hamle sayısına sahip meslektaşın var. O işleri iyiye doğru götürürken sen kötüye doğru gidebilirsin ve genelde de bence artık teknik adamların değerlendirmesi ilk olarak bunlar üzerinden oluyor. Ve Valerian İsmail'in ben orada açıkçası biraz eksik olduğunu düşünüyorum. Peki. Yani ezberi değişiklik konusu değil sadece. Genel oyunu okumayla. Ve oyunu okuduktan sonra yaptığı değişikliklerle beraber. Yani ben dün hala anlayamıyorum mesela. Yani Moleka neden çıktı? Mesela o pek anlayabildiğim bir olay değil. 50. dakikada golü yedikten sonra neden hemen 4-4-2'ye geçti? Çok mu acildi? Hani bir anda mesela şimdi başlıyorsun oyuna, 20 dakika iyi oynuyorsun, 20 dakikadan devre sonuna kadar ağır ağır da olsa oyunun geriye doğru gidiyor, anlıyorum. Az önce konuştuk, peki tamam, bir hareket getirmek için tekrar Muleka Redmond değişikliği yapıyorsun ya da ikinci yarıda belki biraz daha Hatayspor üzerine gelecek, Redmond Muleka'yla, Muleka'ya göre topla daha haşır neşir bir oyuncu.
tamam bunu da anlayabiliyorum ama golü yedikten sonra mesela direkt 4-4-2'ye geçmesini gerektirecek bir durum var mı? 40 dakika var daha. Bunlar hep bir soru işareti yaratıyor. Peki Valen İsmail bu sezon başındaki düzene dönemez mi? Eğer takımda kalacaksa. Yani o düzen Dele Alli'siz ve 3 merkez orta sahadan kurulu. Ben o dönem gerçekten en etkilendiğim dönem oydu Beşiktaş'ta. Yani en coşkulu, fizik olarak iyi. Pres şeması çok güzeldi bana kalırsa. Hı hı. İki kanadının iki stopere adam adama markajı uyguladığı. Weghorst'un rakibin 6 numarasıyla oynadığı adam adama. İşte bekler, Masuaku ve Rozier rakip bekleri adam adama savunuyorlardı. Çok önde konumlanıyorlardı. İşte Beşiktaş'ın 6 numarası o dönem mesela Berkay oynuyordu. Rakibin santrforuyla eşleşiyordu. Herkes bir adam adama markaj uyguluyordu. Rakibi çok fazla çıkarmıyordun, boğuyordun. Ben çok keyif alıyordum. Ama bir daha da ona dönmedi. Deli Ali'nin gelişiyle birlikte özellikle. Dün bunun Bilmiyorum. Gibi bence boğmadı ama. Şey olarak, pres olarak boğmadı ama. Böyle çok yoğun bir pres... Ben yaptığını düşünmüyorum Beşiktaş'ın dünkü karşılaşmada. Ama gene şöyle düşün. Oyunun ilk 20-25 dakikalık bölümünde Hatayspor sahada yok. Yok ama daha mesela buradaki boğma daha bence topa sahip olarak bir boğma. Hafta içi haberlerde çıkmıştı. Bu maç daha yüksek pas isabetiyle daha çok topu oyunda kendine tutmaya çalışacak denmişti. Biraz öyle herhalde boğdu derim ben. Yoksa hani presle rakibi öldürdü olmuyor Deli Ali'nin kadroda. Yani bir iki maç dışında İstanbulspor maçı, Fenerbahçe maçı, belki biraz Giresun maçı. Hatta Giresun maçını çok da oraya koymam ama oyun başlangıçlarında büyük problem yok Beşiktaş'ın. Yani maça başlaması, maçın gidişatı, skoru alması. Beşiktaş acaba bu 11 maçın kaçında öne geçti? Çoğunda geçmiştir. Yani Fenerbahçe Başakşehir'de olmadı. Başakşehir'de geri düştü hatta. Yani şu Trabzon'da an, biraz. Şu an futbolda ne istersin? İlk gol atmak istersin. Evet. Hani Beşiktaş'ın oyun başlangıçlarında diyorum ben o zaman da söylemiştim yani problem görmüyorum. Çıkardığı 11'lerde de bir problem görmüyorum. Acaba daha mı çok zamana ihtiyacı var Valerian İsmail'in bazı şeyleri düşünmek için? Hani mesela bir hafta geçiyor bir 11 çıkartıyor. 11'in belli bir dakikaya kadar performansı kötü değil. Ama ondan sonra korumakta işte vitesi yükseltmekte ya da tekrar vitesi yükseltmekte şey beklentimiz de yok. Yani fırtına gibi başladın, fırtına gibi bitir. Kimse beklemiyor ama ne olur fırtına gibi başlarsın. Tempo düşer. O ara rakip biraz uyutuyor ya Beşiktaş'ta rakibi dersin. Hani tempoyu yaptı. Ondan sonra Beşiktaş rakibi uyutuyor ama bir yerde tekrar bir vitesi arttırman gerekir karşılaşmada. 5 dakikada olsa 10 dakikada olsa. Tekrar bir ağırlığını koyman gerekir. Onlar çok olmadı. Hep geriye gitti diye düşünüyorum ben. Genelleyerek söylüyorum bunu. Maç özelinde değil. Genelleyerek Beşiktaş başladıktan daha kötü bitiriyor karşılaşmaları. Bunun da ben kendimce kendi tespitim hani oyunu pek iyi süzememesi, gidişatı pek iyi süzememesi bu sadece kendi takımınla alakalı değil, rakip takımla da ilgili. Şimdi birkaç mesajla reklama gideyim hemen. Bekir, tribünlerle ve kulüple, taraftarla ve kamuoyuyla bağını koparmış birisi kangren olmuş bir yaradır demiş. İki maç daha puan kaybetmesi mi lazım Valerian İsmail'in gönderilmesi için? Şu saatten sonra kalmasının tek olasılığı önümüzdeki 10-12 maç çok iyi futbol ve 3 puandır demiş. Onun haricinde bakayım bir mesaj daha vardı Batuhan'dan. Beşiktaş'ın bence delik bitti ama bunu puan durumuna göre söylemiyorum. Taraftar desteğini alamayan bir teknik heyet eninde sonunda gönderiliyor. Bari hemen gönderilsin, yerine hemen birine bakılsın. Ne yazık ki ülkemizde böyle demiş. Vallahi programa gelirken ben de tam düşüncem buydu. Yani net olarak. Ben olsam normal şartlarda Valerian İsmail'in gönderecek kadar kötü bir performans gösterdiğini düşünmüyorum. Erken olduğunu düşünüyorum ama Türkiye şartlarında düşününce boşa kürek çekmek gibi Valerian İsmail'in buradan işleri toparlamasını beklemek. Yani bunun çok fazla örneği yok Türkiye'de. Ben de bu şartlarda Beşiktaş yönetiminin yolları ayırabileceğini düşünüyorum. NTV Spor haberine girmiş gece. Yönetim ilk defa Valerian İsmail'e yol aldığını düşünüyor. Şenol Güneş ve Sergen Yalçın adaylar demiş. Hani buradan gerçekten zor Valerian İsmail'in döndüremesi. Dediğim gibi ben normal şartlarda bana bıraksan ben devam ederdim ama Türkiye şartları, taraftarın homurdanması vesaire gerçekten buralardan dönüş oluyor mu? Var mı böyle bir örnek teknik direktör bazında? Hadi oyuncu bazında bile bulmak çok kolay değil.
işleri döndürmek. Teknik direktör bazında bu kadar puan kayıplarıyla daha da zor olduğunu düşünüyorum. Bakalım yönetim ne düşünecek? 3 maç daha sabredecek mi milli araya kadar, yoksa acil eylem planı gelecek mi? 3 maç sabrettiği noktada bu takımın o 3 maçtan bak 7 değil 9 puan alması ihtimalini düşünmesi lazım. Galatasaray'ın deplasmana gidiyor. Antalya ile de oynuyor bir de. Yani Antalya şu an ligde iyi durumda olmasa da 2 hafta sonra Beşiktaş'a zorluk çıkartabilir. Bir de dün şey denmiş. Beşiktaş işte ligin son sıralarında yer alan takımlara karşı maçların son bölümünü hep çok zor oynadı. İşte Hatay Spor küme düşme hattındaydı. 1-0'dan 2-1 verdi karşılaşmayı. İstanbul Spor maçı doğru. O da öne geçip kaybetti. Berabere bitirdiği karşılaşma. Giresun maçı 1-0 kazanıldı ama hep o sondaki takımlara karşı da zorlandığı gözüküyor. Maçların son bölümünde özellikle. Ama skor da alıyordu bu karşılaşmalarda ilginç şekilde. Yani İstanbul maçında da öyle veya böyle 3 puanı alıyordu. Giresun maçında golü yedi. Offside oldu. İnce evet, bir offside. Aynen. Bakalım ne düşünecek Beşiktaş yönetimi. Şimdi araya gidelim. Aradan sonra da telefon hattını açalım. 0212 363 04 34. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.45 saatlerimiz, telefon hattını açmıştık... ...dinleyicimiz var hattımızda... ...günaydın, hoş geldiniz... ...günaydın Mert Bey, Ali Bey... ...kolay gelsin... ...teşekkürler, buyurun dinliyoruz, tanıyalım önce... ...Ankara'dan arıyorum, isim Serhat... ...47 yaşındayım... Hı hı. ...önce bir aklımda kalan... ...merak ettiğim bir soru var, onu soracağım... ...Türkiye Milli... ...Türkiye ve Foryadaları Milli Maçı'ndan önce... ...bir tane beyefendi bağlanıp... Barış Bey'den bilet istemişti. Doğru, evet. Bu bileti temin edebildi mi? Onu çok merak ediyorum. Evet, temin etti Barış abi. Dinleyicimiz de gitmiştir tahminen. Hani sonrasında bilmiyorum ama bilet temin edildi kendisine. Şimdi varsa şunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Hı hı. Ben rakip takım yönetimlerinde Jordi Jesus'un şu andaki yaptığı şeylerin bir baskı yaptığını düşünüyorum diğer yönetimlere. Hı hı. Çünkü bu kadar teknik direktörlerin erken tartışılmaya başlamasının sebebi de bence şu anda Jesus'un göstermiş olduğu performans. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Var mı başka ekleyeceğiz? Biz toplu değerlendirelim Ali abi. Yok, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Barış Bey'e de çok selamlar. Sağ olun, görüşmek üzere. Dinleyicimiz Mert Bey mi selamlar gönderdi? Öyle mi dedi en son? Mert Barış Bey demedim. Barış Bey mi dedi? Barış Bey dedi. Ha, okey. Tamam, ben yanlış anladım o zaman. bir baskı unsuru bence. Program içinde söyledim. Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin oyun anlayışı. Şimdi dünkü maçın temposuna bakınca, bir de Fenerbahçe'nin Başakşehir maçına bakınca, Crespo'nun bitmek bilmeyen enerjisini başta olmak üzere görünce taraftar imreniyordur tabii ki. Benim takımım da böyle oynamalı diyordur. Beşiktaş sezon başı bu anlayışa daha yakındı. Fenerbahçe'ye benziyordu ama hafta ilerledikçe o tempo geriye gitti Beşiktaş'ta. Galatasaray'da zaten son maçın ilk 30 dakika hatta 45 dakika hariç öyle bir tempodan bahsetmek mümkün değil. Ama o maçta da kırmızı kartla birlikte işler özellikle ikinci yarı değişti. Ama o tempoyu göremediği noktada taraftar bir gözü Fenerbahçe'de olacak. Yönetimin de olacak. Kararları da etkileyecektir. Ben buna %100 inanıyorum. Puan da tabii ki etkili. Sonuçta şimdi Beşiktaş'ın biraz puan farkı açıldı Fenerbahçe'yle. Şu anda 4 gözüküyor ama maç fazlası var. Galatasaray'ın keza bakayım, Galatasaray'la da Fenerbahçe arasında 5 puanlık bir fark var. 2 maç. Şu an öyle çok sıkıntılı değil. 5 puanlık fark ligin 11. haftasında ama bu biraz daha açılır. Oyun da iyiye gitmezse kararlar çok net şekilde etkilenir. Sen ne düşünüyorsun? Ben de 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi düşünüyorum. Evet, o zaman geçelim, bunun çok üstünde durmayacağım. Şimdi Beşiktaş'ı bugün çok ağırlıklı konuştuk. Dün bir de teknik direktör
yol ayrımı oldu İstanbulspor'da. Osman Zeki Korkmaz sürpriz bir şekilde bana kalırsa oyunları öyle çok efsane mi? İşin hücum kısmında değil. Üçüncü bölgede çok zorlandıkları aşikar, gol pozisyonu üretmekte ama biraz daha zamana ihtiyacı vardı. Kendi gerçeği, kendi isteğiyle bıraktığı söylenmiş İstanbulspor cephesinden yapılan açıklama bu. Veda şekli hoşuma gitti. Gördün mü? Sahada bir veda düzenlemişler. Sosyal medyada video hazırlamışlar. Yöneticilerden paylaşımlar var. Hani güzel, keşke her veda böyle yapılabilse dedirtti. Şu ana kadar 4. teknik direktör yol ayrımı olmuş 11. hafta itibariyle. Geçen sezon bu dönemler bunun 2 katı neredeyse. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Mustafa Dalcı Ankara Gücü'nde gitti. Serkan Özbalta gitti. Hatayspor'da Sami Uğurlu gitti. Ve Osman Zeki Korkmaz. Sadece 4. Premier Lig'de bu sayı kaç? Daha yüksek. 5. Fransa Lig 1'de? Onu bilmiyorum. 5. Bundesliga? Yani Lig 1 ile ilgili tek bildiğim şey Fransa'nın ligi oldu. O kadar. Bir de Paris Saint Germain. Öyle bir takım var. O kadar bir çekmeyen bir lig. Paris Saint Germain maçlarını izliyorum. O kadar ama. Ligle ilgili çok teknik direktör gönderildi. Geçen bir haftada 3 tane gönderildi hatta. Bundesliga. Doğru yolu bulmuşlar demek ki. Yani 3 teknik direktörler. Evet. Çünkü. Bundesliga. Bundesliga 4 mü? 5. 5. Serie A. Serie A'da dur bakayım. Serie A'da 6 vardır. 4. 4. Bizle aynıymış. La Liga'da da 2. Şu ana kadar. Gerçi dün gönderilmedi ama Unai Emery'nin ayrılık oldu. Evet. Ayrılık oldu. Hani performans bazlı değil. Teklif geldi Aston Villa'dan. Oraya gitti. Bunun içinde dahil değildir diye tahmin ediyorum. Bu resmileşmeden önce almış olabilir bilgi. Değişikliği dediğin zaman onun içine sokarlar. Ha, sokarlar da hani 3 olsun kaç o zaman. Direktör değişikliği oldu. O ya da bu sebeple. Evet. Yani Avrupa standartlarında ilerliyoruz. Hatta Premier Lig'e göre falan daha iyiyiz. Abi de biz biraz daha zaman verin bize. Şu an kendi, ama şimdiden farkı açardık yani. En iyi yaptığımız şeyde geri kalacak halimiz yok Avrupa'dan. Şimdi Okan Buruk mesela, işte Valin İsmail, hemen onlar da yazılmış. Tık tık diye olabilir. Evet. Kuzey Bili demişler. İstanbul Spor'la alakalı olarak bazı takımlar lige yükseldikten sonra çok ciddi yatırımlar yaparken, bu yatırım anlamında hani yatırım genelde iyi bir şey olarak düşünülür ama ya da bütçe olarak açılırken diyelim, yatırım çok doğru olmadı, bütçe olarak açılırken kendi gerçeklerinin dışına çıkarken İstanbulspor böyle bir şey yaptı mı? Yok, hiç yapmadı. Eğer yapmadıysa bence doğru bir değişiklik değil bu. Ama işte kendi istemiş. O detay var hani. Ya Osman Hoca büyük ihtimalle hani takım şey yapamıyor. Yeteri kadar performans veremiyor. Belki bir kan değişikliği iyi gelir. Ben ayrılırsam diye düşünmüş olabilir ama şimdi işte bu tarz açılmayan, dolayısıyla hani yapısını çok bozmayan kulüplerde o istikrarı ben devam etmesi tarafındayım. Yani Osman Hoca'nın da ikna edilmesi anlamında söylüyorum bunu. Çünkü şimdi mesela çok transfer yaparlar. Artık geçen seneki takımla bir alakası yoktur. O yapılan transferlerin belli bir ekonomik bedeli vardır. O ekonomik bedelin geri dönüşü olması mutlaka ligde kalmakla alakalıdır. Yeni teknik direktör yeni kadroyu yönetemiyordur. Yeni kadronun farklı beklentileri vardır. Odur, budur, şudur. O zaman anlaşılabilir. Mesela geçen sezonki Samet Aybaba Adana Demirspor'u aklıma getirdin. Evet. Çıkan Balotelli, evet, falan yıldızlar geldi. 5-6 hafta, aynen, dayandı. Yani olmadı ya, ayırabilirsin. Montella bu çok garip değil. Ama yapıyı koruyan, oyunu koruyan bir ekibin, bir kulübün teknik direktörünü götürmesi demek ondan sonrası için belli noktalara savrulma ihtimalini beraberinde getiriyor. Yani şimdi İstanbulspor eğer bu sene çok böyle kuvvetli bir şekilde ben ligde kalacağım, o mücadeleye gireceğim deseydi zaten biraz daha kadrosunu ona göre yapılandırırdı. Ama İstanbulspor onu tercih etmediğinde sen o teknik direktörle devam edersen sanki daha iyi olur düşüncesindeyim. Çünkü alt lige düştün. Oradan gene çıkma, orada gene belli bir seviyede kalma ihtimali var. Ama şimdi yeni gelen teknik direktör de zaten belli bir kadroyla mücadele edecek. Ve ettiği lig de bu kadronun ligi değil. O yüzden o teknik adamın da hani Osman Hoca'dan daha farklı bir noktaya götürme ihtimali az bu kadroyu. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani hani yeni teknik adam geldi, o Osman Hoca'nın yapamadığı neyi yapacak bu kadroyla?
Çünkü kadronun gidebileceği, hani kadronun standartı, 3 aşağı 5 yukarı limiti belli. O limitte siz teknik adamla oynayarak çok fazla bir şeyi değiştiremiyorsunuz. Ama mesela ara transfer dönemi yaklaşırken Osman Hoca'ya bir iki opsiyon daha sunabilseydi bu kadro, o zaman belki vites yükselebilirdi. Ama yeni teknik adamın, ben İstanbulspor'un, yani bakalım mesela şimdi 11 haftada performansı nasıl İstanbul? 8 puanı var. 18. sırada şu anda. Yok, şey olarak 11 haftada kaç galibiyet? 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet. Tamam. Benim iddiam şu. Yeni teknik adamın da eğer görevde kalırsa 11 karşılaşmalık periyotta bundan çok farklı olmaz. Yani 1-2 puan yukarı olur, 1-2 puan aşağı olur. Onun da kadroyla alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hani Osman Hoca belki bir değişiklik olsun, ben bırakayım, bu takım bir ivme yakalar diye düşünse de bu takımın ivme yakalama şansı Osman Hoca ile artı bir iki yeni transferle olabilirdi. Ben de kalmasından yanaydım. Hatta Twitter'da gördüm, Giresunspor örneği verilmiş. Geçen sezon işleri gitmezken Hakan Keleş'in arkasında durmuştu. Burada durmuyor değil. Hani göreve devam etmişti kendi de. İşleri toparlayabileceğini düşünmüştü ve iyi de bir başarı gelmişti. Benzer bir örnek. Öyle çok uçup kaçmayan, hatta İstanbulspor daha bile az para harcadı denilebilir. Hani yabancılara verdiği yıllık ücret toplam 1 milyon euro civarı mıydı geçen? Evet, evet. Başkan öyle bir ifade kullanmıştı. Şunu merak ediyorum. Şimdi gelecek teknik direktörle acaba transfer politikaları değişecek mi? Mesela Samet Aybaba denmiş. Tabii en güçlü aday Fatih Tekke deniyor. Ama o teknik direktörle açılıp saçılacak mı İstanbul, yoksa aynı şekilde az transfer ya da daha makul oyuncularla mı devam edecek? Ben onu tercih ederim, açılıp saçılmadan gitmesin. Ama hem teknik direktörü değiştirdim, hem çok para harcayayım. O zaman diğer kulüplerden İstanbul Spor'unda farkı kalmaz. Onu merak ediyorum. Ara transferi nasıl geçecekler? İşte ara transferde bir takviye olacaktır. Ama o takviyelerin takıma direkt katkı veren az sayıda oyuncu olması gerekir diye düşünmekteyim ben. Yani mesela 6 tane oyuncu da alabilirsin ara transfer döneminde, ama o işleri daha zorlaştırır senin açından. Bir iki iyi transferle seni farklı bir noktaya çıkartabilecek oyuncuyla İstanbul Spor biraz daha rekabetçi olabilir. Bu ligde kalır anlamında söylemiyorum. Mesela son maçı izledim. Cuma günüydü. Antalya Spor, İstanbul Spor mücadelesi. Antalya bayağı etkiliydi karşılaşmada. İlk yarım saat Taj Wright çok rahat 2-0, 3-0 neler yapabilirdi. Kaçırdı, çok neler kaçırdı. Olacak iş değil. Golü sonra İstanbul Spor buldu duran topla. Ama hani yenen gollerde de İstanbul Spor çok isyan etti. Mesela ilk golden önce Taj Wright'a faul var mı yok mu? İlk kendini yere attığı için sarı kart görmüştü. O pozisyonda da bilemiyorum, çok detaylı bakmadım ama İstanbul Spor çok isyan etmişti. Bana da çok faul var gibi gelmedi. İkinci sarıdan kırmızı bile görebilirdi. Son pozisyon 90 artıda gelen, ondan önce de 50 oynama çalındı hakem tarafından. Ama 50 oynama yoktu. Hani şanssız oldu hakem kararları. Onlar da pek lehine gelişmedi İstanbul Spor'un. Çok isyanı vardı. Osman Zeki Korkmaz'ın açıklamalar da vardı. Ben tabii bunlara çok takılmıyorum. Olabilir futbolda. El görmüş olabilir hakem. Oyun olarak da çok iyi değildi ve şanssız bir günündeydi İstanbul Spor. Maçı da kaybetti. Şimdi bu haftada program girişinde söyledim. Fenerbahçe maçı var İstanbul Spor'un. 30 Ekim yani pazar günü bu karşılaşma. Dünya Kupası'na kadar, sonrasında Giresun Spor, sonrasında da Hatay Spor. Yani direkt iki rakibi. Direkt iki rakibiyle oynayacaklar. Şu anda puan tablosuna bakınca 15 ve 16. Hatay ve Giresun. Fenerbahçe direkt rakipleri değil ama avantajı da Ren maçından çıkacak olması, değil mi? Fenerbahçe bu hafta, şimdi Perşembe günü Ren'le oynayacak. Çok yoğun bir maç olması bekleniyor. Grupta liderlik karşılaşması. Gerçi Fenerbahçe çok fark etmiyor ama ön tarafı sürekli değiştirdiği için arka taraf şu anda yorgun ve Fenerbahçe böyle görece zayıf takımlara karşı da bu sezon zorlandı. Ümraniye Spor, Karagümrük, hani çok fazla da gol yedi kalesinde. O yüzden ilginç de bir maç olabilir pazar günü İstanbul Spor Fenerbahçe mücadelesi. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coştu onda iddia. İddia. ...9.05 dinleyicimiz var attığımızda yine. Günaydın, hoş geldiniz. İyi yayınlar, günaydın.
Benim ismim İzzet. Zaman zaman programlarınıza katılıyorum. Birkaç bir şey söylemek istiyordum. Geçen hafta ile ilgili, daha doğrusu konuşmalarınızla ilgili. Birincisi bu hakemlerle ilgili. Programda esasında hiç yorum almamak, hiç konuşmamak gerekiyor gibi geliyor bana. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü mesela son Galatasaray maçında Ali Palabıyık işte şöyle yaptı, böyle yaptı falan filan, hatalı kararlar verdi, olabilir. Ben Galatasaraylıyım bu arada. Olabilir. Fakat Galatasaray 10 kişiyle böyle top oynamaması gerekirdi. Daha evvelce yıllarda veya maçlarda 10 kişiyle mağlupken galip gelebilen bir takımdı. Bence bu mesela son maçta Okan Buruk bu takım için yetersiz olduğunu düşünüyor. Bu birinci tespitim. İkincisi, geçen hafta konuşuyordunuz yabancı hakemlerle ilgili. Evet. Önemli maçlarda yabancı hakemler gelsin diye bir fikir atıldı ortaya. İkinizden biriniz attınız. Hanginiz olduğunu hatırlamıyorum ama. Yok, genel böyle bir kanı var. Genel, onun üzerine konuştuk. Deniz Çoban'ın da bir yazısı vardı bunun maliyetiyle alakalı. Herhalde o günü kastediyorsunuz. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Ben şöyle düşünüyorum. O zaman mesela ciddi, çok önemli bir mahkemede yargıçları da dışarıdan getirelim. Veya Anayasa Mahkemesi'nin bir şeyinde o zaman da dışarıdan yargıç getirelim. Bu kararları versinler mesela, önemli bir karar haritasında. Dolayısıyla toplumun her kesiminde, yani her meslek grubunda, kesiminde demeyeyim de meslek grubunda iyiler ve kötüler, başarılı ve başarısızlar vardır. Bu her toplumda olabilir. Bizde de iyi eğitilmediklerini zannediyorum bu hakemlerin ve hakem olarak seçilen kişilerin, seçenlerin zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani yapı olarak bu hakemlik müessesine layıkıyla nasıl söyleyeyim, layık olmadıklarını düşünüyorum. Yetersiz olduklarını düşünüyorum. Layık değil de yetersiz olduklarını düşünüyorum. Bunları size paylaşmak istiyordum. Hakemlerin konusunda bence sizin direkt hakemler konuşulduğu vakit yayından alsanız daha iyi olur. Çünkü hiçbir şeye varmıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Tamam. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Tabii dikkatli radyo dinleyiciler hatırlayacaktır. Ben bir dönem hakemlerle ilgili herhangi bir karar yorumlamama kararı almıştım. Ben de şu anda da çok farklı değilim. Hakem kararlarında şu an konuşuyorum, yorumumu yapıyorum tabii ki ama üzerinde durmuyorum. Maçı en azından hakem üzerinden okumuyorum. Ben de dinleyicimiz gibi, yani böyle fanatik bir Galatasaraylı olsam, hakemden ziyade Okan Buruk niye bu maçı 2-0'dan verdi? Hani bunun üzerine eğilmeyi tercih ederdim. Sonuçta Galatasaraylı olsan onun üzerine eğilmeyi tercih ederdim. Yani Galatasaray'la yatıp kalkan biri olsam, makul fanatik diyeyim. Fanatik belki doğru kelime olmadı da, hani futbolu çok seven, Galatasaray'ı çok seven. Yanlış bir cümle oldu. Biri olsam, hakem yüzünden okuyorlar. Tamam işte, yani ben okumaması tarafındayım. Hakemin yanlışlarını söyleyebilirsin. Hakemle ilgili ben de yanlış olduğunu söyledim zaten Sasha Boy'un pozisyonunun, ama ona takılı kalmadan sonuçta değiştiremeyeceğine göre kırmızı kartı. Ben maçı okumayı tercih ederim. Ben de dinleyicimiz gibi düşünüyorum. Sadece biraz daha esnedim bu konuda. Hani hiç konuşmamaktan ziyade ufak tefek ben de yorumumu yapıyorum ama ağırlıklı. Onu konuşmuyorum ama dinleyicilerle karışamayız tabii. Şimdi dinleyicimiz İzzet Bey dedi ki hakemle ilgili biri konuştuğunda kesin dedi ama o da mümkün değil. Sonuçta burada telefon hattını açtıktan sonra çok fazla karışamıyoruz. Eğer bir küfür, hakaret yoksa sizi sonuna kadar da dinliyoruz. Hakem konuşacaksınız da konuşacaksınız. Yapacak bir şey yok, o da onların doğrusu tabii ki. Bizim doğrumuzla örtüşmese de yapacak bir şey yok. Hakemlerle ilgili mesela son Ali Palabıyık'tan çıktı. Ali Palabıyık bu ligin şu anda aslında kağıt üzerinde komik gelecek ama hani en iyi hakemlerinden biri. Bu sezon Avrupa'da kaç maç yönetti biliyor musun? 3. 2. Kulüp bazında söylüyorum. Uluslar Ligi'nde de Haziran ve Eylül'de maçlar yönetmiş. Belçika, Galler yönetmiş. Uluslar Ligi'nde Ukrayna, İrlanda yönetmiş. Konferans Ligi'nde Villarreal, Lech Poznan.
4-3'lük maç, bir de PSV Zürih maçı. Yani UEFA'nın da beğendiği hakemlerden biri. Yani bir numaramız Halil Umut Meler bizim. Şu anda iki numaramız da herhalde Ali Palabıyık desek yeridir. Öyle kalitesiyle ilgili Avrupa bazında en azından herhangi bir problem yok. Hatta bu ara yine bir karşılaşma alabileceği söylendi. Bu hafta yok maçı sanıyorum. Ali Umut Meler'in mi vardı bu hafta? Evet. Rangers maçı. Evet. Onu yönetecek ama alacak maç. Aslında hani yetersiz olan bir hakeme de mesela maç vermeye biliyor UEFA. Türk olup her hakem de Avrupa'da maç yönetmiyor ama Ali Palabıyık yıllardır da yöneten bir isim. O da ilginç. Ya biz de bu bir şey konuşurken bir unsuru illa görmezden gelme durumu var. Buna çok gerek yok. Hani mesela Türkiye'de futbol konuşurken bir yorumcunun, bir futbol severin hakem dememesi mümkün değil. Yani hakem konuşulmasın. İşte hakemleri konuşmayın. Şimdi bu mümkün değil ve doğru da değil. Çünkü bu bütün. Sen herhangi bir konuda konuşurken bütün faktörleri göz önünde alman gerekir. Hakem de oyunun faktörü ve etkili bir faktörü. Ama hakemin nasıl konuştuğun önemli. Mesela ben o yüzden sen zamanında ben artık hakem konuşmayacağım dediğin zaman sana karşı çıkmıştım. Hakem konuşmak var. Hakem konuşmak var. Şimdi hakemle alakalı olarak sen şunu dediğin zaman Ali Palabıyık'ın kırmızı kart kararı yanlış. Bana göre yanlış. Sebebi de şu. Bu sebeplerle ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama ikinci kırmızı kartın doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu olması gereken bir şey futbol konuşurken. Şimdi sen bir karşılaşmada 30. dakikada verilen ve genel olarak hatalı olduğu düşünülen bir pozisyonu görmezden gelmek gibi bir şey yapamazsın. Bir yorumcu olarak ya da bir futbol sever olarak ya da sıradan bir vatandaş olurken konuşurken. Ama sen bunu alıp işte Ali Palabıyık şöyle yapmıştı zaten böyle bir hakem. Bize karşı şey var, operasyonun bir parçası, bir maşa. Ondan sonra ben bu düzeni biliyorum, siz de bunu kasten söylemiyorsunuz, siz de böyle yorumcularsınız, o kurum böyle, ondan sonra ben zaten MHK'nin gerçek niyetini biliyorum'a çevirirsen başka bir hikaye. Ama tekrar söylüyorum, yani hakemin yorumuyla ilgili, kararıyla ilgili kendi düşünceni söylersen farklı bir şey. Ha diyebilirsin ki biz bunu söylediğimiz zaman insanlara yaranamıyoruz. Ama sen zaten yaranmak için bir şey yapmıyorsun. Yani buranın derdi ya da herhangi bir yorumcunun derdi bir yere yaranmaksa zaten o yorumcu da işini doğru yapmıyor demektir. Ama futbolda hakemleri konuşmayalım demek doğru değil. Hakemler her yerde konuşuluyor. Dünyanın her yerinde hakem konuşuluyor ve hakem bu oyunun baş aktörlerinden bir tanesi. Şimdi sen baş aktörlerinden bir tanesini çıkartarak bir konu hakkında yorum yaparsan eksik olur. Doğru da olmaz. Hani dinleyicimize katılmadığım nokta benim bu. Şimdi ben de bir hakem kararı oluyor. Bir şey düşünüyorum. Onu söylüyorum. Bazen bir bakıyorum kuralı atlamışım. Kural öyle değil. Bir şey de öğreniyoruz. Öğrenmek açısından da iyi. Bakın öyle değil böyle. Hani işte bizi de düzeltiyorlar. Abi sen öyle söylüyorsun ama bak kural böyle. Böyle bir pozisyon olmuştu. Bu iyi bir şey aslında. Ama bizim hakem üzerinden götürdüğümüz nokta sağlıklı değil. Tartışmaları. Çünkü bizim hep işte bize karşı bir operasyon var. Bize karşı şu var. Bize karşı bu var noktasına gidiyor hakem tartışması. Hani hakemin kararıyla kalmıyor. Bence orası yanlış oluyor. Mesela dinleyicilerin de, insanların da ya da sağduyulu insanların, fanatikler dışındaki insanların sıkıldığı nokta da o. Yoksa hakem bir karar verir, bir hakem yorumcusu der ki ya da hakem yorumcuları işini doğru yapan, bakın böyle böyle bir karar oldu, bu karar hatalı. Yoluna devam edersin. Oralarda niye boğuluyoruz onu ben çok anlayamıyorum. Çünkü bir şey söylendiği zaman da İnsanlar o söyleyenin de gerçek fikri olabileceğini düşünmüyor ne hikmetse ülkede. Yani sen bir hakemle ilgili bir yorum yaptığın zaman eğer kendi işte sempati duyduğun takımın taraftarı olduğunda biliniyorsa o da ona da inanılmıyor. Yani adam mesela gerçek düşüncesini söyleyemiyor. Ona inanmıyorlar. Yani söylüyor da onun gerçek olduğu bir türlü kabul edilemiyor insanlar tarafından.
Diyor ki mesela bence faul ya, nasıl faul diyor. Sen bunu nasıl söylersin falan. Sen kimin neyin peşindesin? Bunu hangi niyetle söyledin? Dur bakayım, senin patronun kim? İş oraya doğru gidiyor. Yani bir türlü kabul edemeyen bir taraftar grubu var. İstiyorlar ki bütün hakem kararları yöneticilerin onları yönlendirdiği şekilde olsun. Yani büyük bir operasyonun son halkası o hakemin düdüğü olsun isteyen bir grup var. Onlar da kendi istediklerini duymayınca çılgına dönüyorlar. Ve herkesi de yaftalamaya çalışıyorlar. Sen böylesin, sen şöylesin, sen böylesin. Ya arkadaş, benim düşüncem olamaz mı? Böyle bir insan ya da başkasının bir düşüncesi olamaz mı? Bu kadar mı zor geliyor size? Evet, o kadar zor geliyor. İşte dinleyicimiz de bence ondan çok rahatsız. Onun bir sonuca gitmediğini düşünüyor. Ki ben de ona %100 katılıyorum. Ama yani bir futbol programında Türkiye'de hakem dememek, hakem konuşmuyorum demek de baş aktörlerden birinin tamamen üzerini silmek demek. Ben baş aktör olarak görmüyorum. Yan aktör yani. Yardımcı oyuncu. Aktör. Sonuçta aktör futbol. Yani ama işin içinde yani. Yok, ben de tamam artık konuşuyorum da ben yani şimdi bir dakikadan düşün. Fazla ayırmam yani hakemi. Tamam, ayırdın. Bak, ben sana yanlış yapıyorsun demiyorum. Ama senin bir önceki fikrin garipti. Hiç konuşmuyorum. Ben fikrimi söylemiyorum. Yani niye fikrimi söylemeyeceksin? Bir farkındalık yaratmak istedim. Uç bir noktaydı. Farkındayım yani, ama. Arkanda bir şey yoksa, bir oyun yoksa, ki yok. Hani ben seni bildiğim için bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. O zaman fikrini söyler geçersin. Bence böyle. Penaltıydı. Bana karar ağır geldi. Yo, doğru bir karardı. Katılıyorum. Der geçersin. Ha, bu karşı tarafa nasıl gider? O karşı tarafın sorunu oluyor işte Türkiye'de. Yani bunu kaldıramayan çok insan var. Ya bu adam niye böyle söylüyor? Gerçek düşüncesi üzerinden yorumlayamayan çok insan var. Gerçekten öyle düşündüğünü kabul edemeyen çok insan var. Ama bu onların sorunu. Yani bizim sorunumuz değil. Hani dinleyici söylediği için hakem konuşulsun ama dediğin gibi yani bir dakika, bir buçuk dakika. Benim için maksimum. Yani biz bunu yani yıllardır hat-trick'te yapıyoruz mesela. Evet. Dün de ben öyle girdim. İlk hani aradan çıksın evet diye herhalde bir dakikayı geçmemiştir. Bak mesela sen girdin. Tamam mı? Dün hat-trick'te olanı da söyleyeyim. İşte zaten düşünceyle ilgili problemler nereden çıkıyor? Belki daha kolay anlaşılabilir. Sen girdin, ben de pozisyonlar eksik kalmasın diye. Alanyaspor'un penaltı pozisyonu ve ikinci kırmızı kartı sordum sana. Hı hı. Yani hakem kararına girmişken ötekilerle ilgili ne düşünüyorsun? Yorumcumuz ne düşünüyor? Programın yorumcusu ne düşünüyor? Onu söyledim. Ondan sonra bana mesaj geldi. Senin söylediklerinden şoku oldum. Bunu nasıl yaparsın? Galatasaray'ın şeyi konuşurken birden konuyu Alanya'ya çevirdin. Önce Galatasaray'ın kırmızısını yorumlasana diye mesaj geldi bana. Bak böyle. Ama bak bundan ben sorumlu değilim. Çünkü ben ne yaptığımı biliyorum. Oradaki niyetimi de biliyorum. Ben lafı Galatasaray'ın kırmızısından Alanya'nın penaltısına çevirmiyorum. Kronolojik olarak maçta 3 tane tartışılan pozisyon var çünkü. Evet. Hakemle alakalı olarak. Galatasaray'ın kırmızısı, Alanyaspor'un penaltısı, Galatasaray'ın ikinci kırmızısı. Bunlar. Sen onunla girince ben sana devam soruyorum ama adam diyor ki sen kasten Galatasaray'ın kırmızısını yorumlamıyorsun. Sözü Antalyaspor'a Alanyaspor'un penaltısına getiriyorsun. Bunu kasten yapıyorsun diyor bana. Şimdi benim bu düşünceyle savaşma ihtimalim yok. Çünkü aynı gün içerisinde o pozisyonu faul bile olmadığını söylemişim. Bak gene kendimi biliyorum. Sen dün sabah bana sordun. Tabii. Ben bırak dedim kırmızı kartı. Bence faul bile yok dedim o pozisyonu. Anlattım da gerekçesini. Ama sen burada bir şey söylediğin zaman karşı taraf ne anlıyor? Karşı taraf nasıl yorumluyor? İşte bakış açısını anlamanız lazım. Yani hani aslında nasıl bir ortamda programlar yapıldığını, konuşulduğunu, bir şeyler anlatılmaya çalışıldığını da insanların anlaması lazım. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı.
Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Şimdi Bitay'dan Bitcoin'in fiyatını paylaşacağım ama... Sana az önce teknik bir yorum yaptım Bitcoin'le alakalı olarak. Allah'tan kimse duymadı. Aynen duymadı. Barış abi duysa şeye geri dönerdi, eve geri dönerdim dedi ya, Kremona senin olduğu ortamda konuşmak istemiyorum diye. Senin bilimselliğin iddiada da öylesin. Bitcoin'de de çok bilimsel yaklaşıyorsun. 2-3 kol olsun. O yaptığın yorum dinleyiciler duymadı ama şu anda aynı fiyat. Yani değişen bir şey yok. Aynı bantta devam ediyor. 19.000'den 19.500 arası gidip geliyor. Şu anda da 19.339 TL'de Bitcoin. Bu hafta tabii çok fazla veriyle ilgili açıklamalar bekleniyor Amerika'dan. Anladığım kadarıyla pazartesi günkü bağlantımızda. Evet. Alper Bey öyle söylemişti. Ama fiyatta şu ana kadar öyle çok bir etkisi yok. Hatta bak, düne göre farkı dolar bazında %0.01 ekside. Evet. Yani dünle neredeyse aynı fiyat. TL olarak da 364.075 fiyat bu. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay, alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. Şimdi iddia bölümündeyiz ve tekrar Şampiyonlar Ligi ve Avrupa diyelim genel olarak haftasına giriş yaptık. Bugün gruplardaki 5. karşılaşmalar oynanacak. Fikstürü ben söyleyeyim. E grubunda Salzburg-Chelsea, Dinamo Zagreb-Milan maçı var. Salzburg maçı 19.45 seansında. F grubu Celtic-Shakhtar, Leipzig-Real Madrid. G grubu Sevilla-Kopenhag, ki Sevilla-Kopenhag maçı da 19.45. Dortmund-Manchester City. H grubunda da Paris Saint-Germain-Maccabi-Haifa, Benfica-Juventus karşılaşmaları var. İddiada hepsi tek maç, canlı seçenekler ve daha yüksek oranlarla sizleri bekliyor olacak. Paris Saint Germain Maccabi Haifa maçında ev sahibine herhangi bir galibiyet oranı açılmamış. Beraberlik 9.04, Maccabi Haifa galibiyeti de 19.90 olarak belirlenmiş. Günün en tek taraflı gözüken karşılaşması bu iddiada. Diğeri de Sevilla Kopenhag'da Sevilla Kopenhag'a göre açık ara favori 1.45'lik oranıyla. Dengeli eşleşmeler de var. Mesela Leipzig-Real Madrid'de Real Madrid galibiyeti 2.42, Leipzig galibiyeti de 2.49. Oranlar birbirine çok yakın. Maç saatine kadar değişebilir işler. Real Madrid'de eksikler var çünkü. Valverde okuduğum kadarıyla kesin olarak yok. Modric yok. Benzema yok. Hatta muhtemel bugün İspanya basında paylaşılmış, savunmada da Alaba'da yine bu karşılaşmada yok. Nacho gözüküyor. Rüdiger var yanında. Militao yok. Sen muhtemelde arada bir Leipzig galibiyeti deneyebilirim demiştin. Evet. Herhalde aynı düşüncedesin. Aynen. O yüzden zaten bu kadar eksikle Real Madrid, ki 4 maçta da 10 puan. Hani grup liderliği için bugün tahminen bakayım beraberlik yetecek Real Madrid'e, Leipzig karşısında yenilmemek, ama Leipzig de ivmeli geliyor. 2 maçı kaybettikten sonra 2 maç kazandılar üst üste. Celtic'i mağlup etmeyi başardılar. Hani eksikleri düşününce ilk mağlubiyeti tattırabilir. Real Madrid de herhalde bir yerde mağlubiyet yaşayacak bu sezon. Ligde ve Avrupa'da o maç, bu maç olabilir en azından. Hani ben öyle düşünüyorum ama hiç bilimsel bir yorum değil. İddia yorumu değil, tamamen duygularla yapılmış bir yorum. Senin merak ettiğin bugün... Bir de şöyle düşünebilirsin. Sezon içerisinde Real Madrid'i kaç kez karşına alırsın? İddiacılar genelde öyle düşünür. Hı-hı. Şimdi karşına aldığın takım kim? Kazandığın oran ne? Karşına aldığın takım kim? Çünkü mesela 1.70'lik bir oranda bir orta sıra takımını karşına almakla bir 70'lik oranda Liverpool'u karşına alman bir değil. Hı hı. Real Madrid'i karşına alabileceğin maç sayısı sezon içerisinde bir elin parmaklarını geçmez. Bir de işte bazı özel şartlar olması gerekir. Mesela grupta çok zor bir pozisyonda değil Real Madrid ve işte en kritik 3 oyuncusu desen, Valverde bu sezon Gökhan Aptin bir numaralı favorisi. Ya ne gol atmış en bu hafta sonunda. En çok sevdiği oyuncu. Gördün mü golünü? Gördüm. Olağanüstü ya. Nereden çıkmış? Süreden beri söylüyor. Evet. Gökhan Aptik Valverde'nin çok çok iyi olduğunu. Bunun yanında
Valverde ile Ancelotti'nin bir iddiası var biliyorsun. 10 gol. 10 gol iddiası. 7 mi oldu? Evet, onu rahat rahat artık. Gerçi Ancelotti'nin lisansı kalıyor. Evet. Yani orada bir şey olmayacak, sıkıntı olmayacak iddiada. Hani Valverde yok, işte Modric yok. Benzema'nın olmadığı bir ortamda Real Madrid'i bir Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda karşına alabilirsin. Oran cezbedersin bunun tabii. Bir şey yoktur tabii. Hani nasıl söyleyeyim sana? Bütün bu az önce saydıklarımız gerçekleşti. Real Madrid bugün kaybedecek diye bir şey yok. Real Madrid bu turnuvanın en iyi takımı. Guardiola'nın söyledikleri çok önemli bence Real Madrid için. Neden kazanamıyorsunuz diyor Şampiyonlar Ligi. Çünkü Real Madrid hep orada diyor. Burası onların turnuvası. Ki Ronaldo gittikten sonra onların turnuvasının olmaya devam etmesi de çok değerli. Bu noktada ama eğer sezon içerisinde Real Madrid'i bir maçta karşına alacaksan o da bunlardan biri olabilir. Bir opsiyondur. O bakımdan hani senin söylediğini destekleyeyim diye dile getirdim. Ben de mesela bugün Juventus'u karşıma alabilirim diye düşünüyorum. Benfica Juventus 8'e 3 puanlar. Juventus için ya tamam ya devam, evet, maçı artık. Yani galibiyetten başka bir şansı yok bugün mutlak. Ama sen Benfica mı kazanır? Kazanabilir. Yani diyorsun. Juventus'u biraz izleme şansım oldu. Benfica Cuma günü kazandı. Porto karşısında. 10 kişi de kaldı Porto. Müthiş bir yemeği kaldılar bu sezon biliyorsun. Evet. Schmidt'le beraber. Hiç mağlubiyetleri yok. Değil mi? Yok mu? Bir tane var mı? PSG ile iki maçı da berabere bitirdiler. Evet. Ligde de yok. Yoktu hatırlıyorum. Juventus'ta da eksik listesi hala kabarık. Onlar da 4-0 kazandılar Cuma günkü, evet, karşılaşmada. Ama yani, sen 2-3 gol beklediğin bir maçtı değil mi? Ya orada, kaçıncı dakikada geldi 4. gol? 90+4. Yapma ya. Tabii ki. Yazık olmuş. Bir de Rabiot 2 gol attı o maçta. Hadi ya. Ve bu sezon duran topları iyi kullanamayan Juventus o maçta 2 tane duran top golü attı kornerden. Bir de mesela sakatlık vardı galiba. McKennie 2 gol attı mesela. Hani istesen atamaz bir daha. McKennie ile Rabiot'dan mı geldi goller? Ne düşün öyle hayatta bir maçtı. Hayatta demezdim doğrusu yani hiç. O kadar bir de golcü var takımda. Ve tabii ki kuponun tek kalan maçıydı. He. Mesela aynı kuponda Paris Saint-Germain vardı. Paris Saint-Germain orada deplasmanda oynuyordu. Juventus maçı 2-0 devam ettiği için ben Paris Saint-Germain maçını izliyorum. Çünkü bir gole daha ihtiyacım var. Bir de Messi var. İzliyorum. Ondan sonra Juventus golü attıktan bir dakika sonra maç 3-0 oldu. Paris Saint-Germain maçı. Birden 1-0'dan 3-0'a gitti. Bu işler böyledir. Hani bugün Benfica'nın Juventus karşısında kazanma ihtimalinde olduğunu düşünmek. 1.87 oran. Zaten oranda biraz hani göz kırpmış. Sen ama maçın herhalde Dortmund Manchester City olur. Televizyon başına geçsen ya da Leipzig Real Madrid. Gerçi eksiklerle birlikte çok cezbetmiyor. Paris Saint Germain Maccabi Haifa pek taraflı gözüküyor. Ya böyle öyle süper bir maç yok bence. Dortmund City senin dediğin gibi ön planda. Hani hikayesi var Haaland, evet. Dortmund. Onun haricinde ben tabii 19.45 seansında Salzburg-Chelsea beni cezbeden karşılaşma o olur. Ama öyle çok keyifli bir gün değil sanki ya. Öyle evet. Şampiyonlar Ligi. Şey canlandıran bir. Sevilla-Kopenhag maçında Sevilla'nın oranı görebilir misin? 1.45 iddiada. 45, evet. En düşük olanlardan biri şu anda. Yarın mesela Ajax-Liverpool var. Güzel maç. Barcelona-Bayern Münih var. Ki iki maçta 22'de. O kötü olmuş. 19.45 seansına denk gelir mi dedin. 19.45'te Kulüp Brugge Porto. O maç da güzel. Inter Victoria Pilsen maçı var. Ama 22 seansında Tottenham Sporting de güzel maç. Napoli Rangers tartışılabilir. Napoli'yi izlemek isteyenler ki Napoli de bu hafta yine Roma karşısında kazanmayı bildi. Osimhen o da bayağı sağlam bir gol attı. Çok istekli, çok fizik olarak çok diri. Boyu uzun. Komple bir oyuncu gibi. Osimhen hani Napoli'den bir basamak daha sanki çıkacak yeri var özellikle Premier Lig. Napoli bu şekilde devam ederse oyuncu kalmayacak. Sezon sonunda yine gider değil mi? Kim Min-jae zaten çoktan başladı haberler. Kim Min-jae. Spalletti de bir şeyler demiştin. Kvaratskhelia. O var. Osimhen bir ara sakatlandı. Raspadori oynuyordu. Gayet de iyiydi ama Osimhen kenarda dururken sanki böyle zincire bağlamışsın gibi. Çok oynama isteği var oyuncunun. Muazzam da bir takım oldular. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coştu onda iddia. İddia. Son
bölümdeyiz artık Sabah Sporu'nda. Ümit Hamza bir mesaj göndermiş. TFF demiş, VAR'a gidilmesi için verilen kararın çakıl taşları kadar küçük değil, kaya kadar büyük olması gerekir diye açıklama yaptı. Sizce BOI kararı çakıl taşları kadar küçük mü, yoksa kaya kadar büyük mü? Yok eğer büyükse VAR'a neden gidilmedi denmiş. Şimdi bugün bu konuyla da ilgili çeşitli haberler var. Mesela Sabah Gazetesi'nin özel haberi, işte VAR konuşması başlığıyla şöyle. Boyun'un kırmızı kartında VAR'daki hakem Koray Gençerler, Ali Palabıyık'ı çağırıp izleme tavsiyesinde bulundu. Ancak orta hakem, ben gördüğümü gördüm, bana ne sunacaksın demiş Ali Palabıyık. Ama tabii bu bilgiyi nereden edindiler? Kaydı mı dinlediler? Koray Gençerler cephesiyle mi görüştüler bilemiyorum ama böyle bir haber yapmışlar. Güya VAR çağırmış, Ali Palabıyık gitmemiş. Diğer tarafta Tahir Kum'un bugün yazısı var Hürriyet gazetesinde. O da pozisyonla ilgili VAR müdahale etmeli miydi kısmında MHK'nin düşüncesine yer vermiş. O da herhalde bir istihbarat görüşmüş MHK'deki isimlerle diye varsayıyorum. MHK'ye göre de VAR'ın çağırmaması normalmiş. O pozisyonda VAR devreye girmez. Çünkü VAR hata konusunda mutlak ve kesinlik arar. Burada VAR ile burada VAR hakkında sorulması gereken soru, karar doğru mu değil, karar bariz şekilde yanlış mı olmalı? Pozisyonla ilgili ortak nokta sarı kart daha doğru olurdu olduğundan pozisyon varlık olmaktan çıkmış demektir. Kısacası VAR'ın amacı tüm kararlarda %100 doğruluk elde etmek değildi. Yani aslında dün Barış abinin söylediği yorum. Evet. Trio'dakiler mesela VAR'a gitmeliydi demişlerdi değil mi? Mesela burada da MHK'ye göre istihbaratı bu. MHK'nin birinci ağızdan açıklaması yok ama VAR'a gidilmemesi de doğru değerlendirilmiş. Artık bilemiyoruz, haberler bu yönde. Hakemle ilgili bir haber de Akşam Gazetesi'nde var. MHK'de Kasım operasyonu denmiş. 6 yeni hakem Süper Lig kadrosuna dahil edilecekmiş. Şu anki kadroda bulunan bazı hakemlerle de yollar ayrılacakmış. VAR kadrosu 12 kişiden oluşuyordu ki bu sezonla birlikte VAR'da sadece görev alanlar var. Hatta Hüseyin Özkök haber yapmıştı dün, aklıma o geldi. Abdülkadir Bitigen Halil Umut Meler'in maçında VAR'da görevli. Mesela ligde herhangi bir VAR görevi yok ama UEFA VAR'a davet etmeye devam ediyor bizim bu hakemlerimizi. O da ilginç. O konuda da bir geri adım bekliyor Hüseyin Özkök. Yani ligin ikinci yarısıyla birlikte bu ayrım saha ve VAR tekrar eskisine dönebilir demiş. Olabilir. Ama habere göre VAR kadrosu 12'den 22'ye çıkarılacak. Böylece VAR konusunda eğitim alan hakemlerin sayısı da çoğalmış olacak. Yani alttan gelecekmiş bu 22. Yine saha içiyle VAR odası ayrı kalmaya devam edecek anladığım. Ve gözlemci sayısı artacak demiş. Bununla çok ilgilenmiyorum. Gözlemciler vesaire. Onlarla ilgili çok az yorumda buluyoruz değil mi? Burada hakem konuşuyoruz ama gözlemci vesaire çok ilgi alanımız değil. Bu da hakemle ilgili bir diğer dikkat çeken nottu. Birkaç sakatlıklarla ilgili sonda gelişmeler var. Onları hızlıca istersen Ali abi özetleyeyim. Fenerbahçe'de Joshua King dün antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışmış. Bir süreden beri uzak ama yokluğu da çok aranıyor mu dersen, sanki farklı oyunculara fırsat geliyor. Rossi'yi daha fazla görüyoruz. Emre Mor'u görüyoruz. Aslında bence ihtiyaç var Joshua King'e. Çünkü Pedro formda değil. Batshuayi de o kalitede bir oyuncu değil. Dolayısıyla aslında Joshua King için bir hani şu an dediğin gibi aranmıyor yokluğu ama Fenerbahçe'de olsa şu an bir Joshua King fark yaratabileceği bir dönem. Çünkü Pedro şu an iyi değil. Hı hı. İşte Batshuayi zaten dediğim gibi o şeyde alakası yok. O pozisyon oyuncusu değil. Joshua King fazla sakatlandı. Var mıydı geçmişinde böylesi? Vardı ama yine de olması gerektiğinden biraz fazla sakatlandı Fenerbahçe'de. Uzun kaldı bir de. Evet. Bu kadar uzun takımdan ayrı kalması. İsmail Yüksek tedbir amaçlı birkaç gün dinlendirilecekmiş. Herhalde bu Real maçında forma giyemeyecek. Yine o maçta Crespo'ya çok büyük iş düşecek. Bir önceki Ajax Larnaka maçında yedekti. Lincoln oynamıştı ama bu maç sert maç olduğu için herhalde Crespo'suz başlamaz. Ara, Crespo, Zayt son maçta yedek kulübesindeydi. Geri döndü. Sakatlığını, ağrısını atlatmış ama başlangıç planında herhalde olmaz diye düşünüyorum. Mert Hakan ve Luan Perez de tedavilerine devam edilecekmiş. Fenerbahçe'deki durum bu. Galatasaray'da Kazım Can
sakatlandı. O da sol üst ön adale grubunda zorlanma tespit edildi. Bu maç tahminen olmaz. Karagümrük maçı. Defansın 4 ismin 3'ü olmayacak büyük ihtimalle. Abdülkerim Boyi cezalı. Birer maç cezalayacaklar. Bu arada Beşiktaş derbisini kaçırma durumu yok okuduğum kadarıyla. Özellikle şeyin Sasha Boni kesin yok. Abdülkerim'i de ondan emin olamadım şu anda ama bu maç kesin yoklar. Kazımcan da yok. 4'ün 3'ü değişecek. O da çok büyük tabii risk Galatasaray için. Yani Dubois oynayacak sağda. Solda tahminen Berkan oynayacak. Emin Bayram da stopere geçecek. Nelson'un yanına. O da Galatasaray'ı zorlayacaktır Karagümrük karşısında. Bir de Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı bugün konuşulabilir. Geçtiğimiz hafta sol el serçe parmağı kırılmıştı. Bu kez de diğer kolundan sakatlanmış Abdülkadir Ömür. Şişliği varmış. O yüzden de MR kontrolü henüz yapılamamış. İndikten sonra da MR kontrolü yapılacakmış kendisinin. Kızılyıldız maçının kadrosunda olup olmayacağı da belirsizliğini koruyormuş. Biraz sakat bir dönem şu anda üst üste haberleri. Beşiktaş'la ilgili? Beşiktaş'la ilgili, Gezer'le ilgili herhangi bir şey okumadım. Sayıs ve Emre Can'la da ilgili bugün genelde maç olduğu için ağırlık ona verilmiş ama herhalde yarın da birlikte Beşiktaş'taki sakatların son durumunda öğrenmiş oluruz. Durum bu Ali abi, bitirdik. Program var mı ekleyeceğin? Ekleyeceğim bir şey yok. Ekleyeceğim bir şey yoksa o zaman sen de öğlen hat-trick'te görüşmek bugün diye. Çok normal Beşiktaş'ın çok fazla konuşulması. Biz de çok fazla konuştuk. Bununla beraber Avrupa Kupaları başlıyor dedik. Şampiyonlar Ligi'nden bahsettin. Fenerbahçe zaten Fenerbahçeliler çok haber beklemesinler. İşleri iyi gidiyor. Tabii. Onlar için en zor dönem başladı. Neden Fenerbahçe konuşulmuyor? Bugün hiç konuşmadık. Konuşulmaz. Bugün Galatasaray'da konuşmadık vardı değil mi? Galatasaray konuşulmadı. Galatasaray sayfalarında da Ali Palabıyık haberleri vardır. Evet. Bu iş böyledir çünkü. Yarın biraz daha ne olur? Gene Valerian İsmail ile ilgili haberler çıkar. Yarın onun analizleri olur. Onun analizleri olur. Yerine adaylar yazılır. Hangi takım? O da belli değil mi ya adaylarda? Yani Cem Kazancı'nın adayları değil onlar büyük ihtimalle. Hani genel insanların beklediği iki aday var. Sürpriz adaylar da yazılır bence. Yabancı. Yabancı. Gibi. Cem Kazancı'nın. Çünkü şimdi mesela bir dinleyici program içerisinde ne dedi? Cessun varlığı işleri zorlaştırıyor dedi. Sen de katıldın. Evet. Şimdi yeni teknik adam seçimi de biraz Cessus dengeleri gözetilerek de yapılabileceği için belki birkaç sürpriz isim de gündeme gelebilir. Olacak anlamında söylemiyorum. Yabancı, bunu, kariyerli. Yabancı, evet, yabancı ve kariyerli. Şimdi mesela Lucescu'nun işte Kiev'de biraz işi zorlaştı. Onda da bir kötü gidiş var. Hani o mu gelecek? Gelecek demiyorum da gündeme yazılır. Gelir. Yazılır. Yani o tarz şeyler, hikayeler sever basın çünkü. Evet. İşte Kiev'de Lucescu şey şöyle böyle yoruldu falan. Hani bunlar. Bak ben sana yazayım haberi ya. Yani. Haberi de yazayım istiyorsan. Yaz bakalım. Yarın okuruz gazetede. Kiev'deki şartlardan çok yorulan Lucescu artık kariyerinin bu döneminde biraz daha rahat bir ortamda çalışmak istiyor. Aha. Anladın mı? Öyle uzulur. Bu işler böyledir. Süper Lig mi rahat bir ortam? Tabii Süper Lig. Orada savaş var. Hangisi daha rahat? Hayır tabii ki farkındayım da hani biz de çok rahat değiliz yani. Tabii ki savaş oraya göre de şey gibi olur. Hani güllük gülistanlık gibi olur burada. Ne olacak? Öyle şeyler olabilir. Galatasaray'da bana sorarsan ne kadar kısa sürede bu hakem konusundan Galatasaray sıyrılırsa o kadar iyi olur. Çünkü Karagümrük hani sadece senin söylediğin defansın büyük oranda değişmesinden ziyade oyun olarak da hani Fenerbahçe maçında zaten dişini göstermişti. Ondan sonra sonuçlar da gelmeye başladı. Hani Galatasaray çok fazla takılı kalırsa hakem konusuna Karagümrük maçı da beklenenden zor geçebilir. Maçın hakemini de merak ediyorum. Mesela dün Tayyip'im esprili bir şekilde yapay zeka bu maça aklı varsa yabancı hakem atar demiş yani. Çünkü kim atanırsa çok konuşulacak değil mi bu karşılaşmada? Yani valla bu maçın hakeminin Allah yardımcısı olsun. Ama Ali Palabıyık için de aynı şeyi söylemiştik. Bak ne oldu? Ama bak Ali Palabıyık'la ilgili enteresan kısım, Trabzon Galatasaray maçı yönetti Ali Palabıyık. Evet. Bir şey de çıkmadı. Ha, bir şey çıkmadı değil ama bak Erden Timur'un açıklamalarından sonra ama atama önce yapıldı. Onu söyleyeyim. Erden Timur'un açıklamaları perşembeydi, atama çarşambaydı diye hatırlıyorum. Eğer öyle bir şey diyeceksen. Atamadan
bağımsız konuştuk ama biz bunu. Yani Ataman'ın gününden bahsetmiyorum. Ha. Yani o açıklamalardan sonra maçın hakemi çok zorlanacağı belliydi. Tabii tabii. Evet. Hani onu söyledik. Şimdi aynı şartlar çarpı 2 ya da çarpı 3 oldu. Bakalım yapay zeka. Halil Mutmeler. En güvenilir hakem herhalde. Halil Mutmeler'e verilecek. Evet. Çünkü Ali Palabıyık'tan güya en güvenilirlerden biri FIFA kokarsı var. Başka da ben de Halil Mutmeler diyorum. Tek isim çıkar yapay zekadan. Bitirdik o zaman 9.52 saatlerimiz. Herkese teşekkür ediyoruz. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Heyecan onda, coştu onda iddia. İddia. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.